Efendim merhabalar. Ferda Yıldırım YouTube kanalındasınız. Son derece heyecanlandığım bir yayınla karşınızdayız. Şimdi önce kitabı göstereyim size. Esrarı Havas. Esrarı Havas ne anlatıyor diye soracak olursanız bence insanlığın kayıp ortak hafızasını anlatıyor. Konuğuma hemen merhaba diyeyim. Sonra da kısacık sizlere neler konuşacağımızı aktaracağım. İsmail Bartlak bizimle. İsmail Bey hoş geldiniz yayınımıza. İsmail Bey kim diye soracak olursanız Esrarı Havas'ın yazarı, e, araştırmacı yazar ama hangi konuları araştırıyor? Tarih, sanat, mitoloji, uzay. Eksiğim var mı İsmail Bey? Arkeoloji, antropoloji de var. Ha, tamam, süper. İlk defa konuk ediyoruz. Kendisi de ilk defa böyle bir söyleşi veriyor. Bunda da yanlışım evet, yok. Doğru. Peki ben neden bu kadar heyecanlıyım? Beni bu insanlığın kayıp tarihi oldum olası zaten heyecanlandırıyor ve ilk defa bu kadar eli yüzü düzgün anlatan bir konum oluyor. Bunu da lütfen hakkınızı teslim ederek söylemek isterim. Kitabın arka sayfasıyla başlıyorum söze. Nedir tarih diye soruyor. Geçmişin bilgisi mi? Belgelerin incelenmesi mi? İnsanlığın ortak hafızası mı? Kim ne derse desin aslında tarih geçmişte yaşanan olayların bizzat kendisinden ziyade bu olayları gözlemleyen kişilerin anlattıklarından ibarettir. Peki ya bu olayları gözlemleyenler gördüklerini yanlış yorumladılarsa ya da kasıtlı olarak bize yanlış aktardılarsa ne olacak? İşte tam da bu süreçte devreye esrarı havas giriyor. Okuyun okutturun diyorum. Ben çok faydalandım. İsmail Bağırtan Instagram hesabında lütfen takip alın. Çok güzel paylaşımlar yapıyor. Kanıtlarla üstelik tezlerini sizlere aktarıyor. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben güzel bir özet yaptım kendimce ama her konuğuma sorarım. Bir cümleyle neden bu yayını izlesinler? Şimdi insanlık tarihi boyunca bilgi çok çok önemliydi. Medeniyetimizin bugüne gelmesinde bilginin gelişmesi ve bir sonraki nesle aktarılması vardı. İşte sizin de yapmış olduğunuz bu programlar bilginin paylaşılmasına, kitlelere ulaşmasına yol açıyor Hı. ve sadece bu sebeple izlenmesi için yeterli bence. He, bizim de kalın diyor. Şöyle başlayalım mı? Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz sorularına herhalde ömrümüzün sonuna kadar yanıt aramaya devam edeceğiz. Esrar-ı yola çıkacak olursak, sizin e, böyle bağıra bağıra anlatmak istediğiniz bir durum olarak niteliyorum ben aslında bunu. İnsanlığın 295 bin yılı kayıp diyorsunuz. Evet. Biz bundan ne anlamalıyız? Şimdi e, çok güzel yerden başladık. E, biz baktığımız zaman az önce okuduğunuz e, soru başlıkları üzerinden de düşündüğümüzde e, nedir tarih sorusuna baktığımızda ilk olarak... İnsanların ortak hafızası mı diye bir başlık var. Hı hı. Şimdi bu çok önemli. Ee, i̇zleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi için şöyle bir örnek verebiliriz. İlk önce bireysel olarak kendi hafızamızı aslında düşünebiliriz. Biz, mesela siz, Allah korusun hafızanızı kaybettiniz. Hı hı. Ve bir anda kendinize geldiğinizde hangi soruları sorarsınız? Ben kimim? Burası neresi? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Değil mi? Doğal yani, sorular. Tabii ki hafızasını kaybeden bir insan ilk olarak kendisini tanımak isteyecektir çevresini tanım tanımak isteyecektir. Geçmişini bilmek isteyecektir ve nereye gittiğini anlamaya çalışacaktır. İşte baktığımız zaman biz bugün tarih bilme olarak da tarihçilerin bu sorunun peşinde olduğunu görüyoruz. Arkeologların bu soruların peşinde olduğunu görüyoruz. Antropologların bu soruların peşinde olduğunu görüyoruz. İnsanın hafızası kayıp. Peki neden kayıp? Bunun da cevabı çok net. Mutabıkız. İnsanlığın evet. hafızası kayıp, kayıp. kayıp. 295 bin yıl dedirten ne size? Şimdi şöyle, e, geçen sene yapmış olduğumuz sohbeti de aslında bu konu üzerine konuşurken tam olarak bu noktaya dikkat çekmeye çalışmıştım. Biz biliyoruz ki insanlığın yazılı geçmişi sadece 5500 yıllık. Yazının icadı M.Ö. 3500'lerde Sümerler'de çıktı. Tabii bu tartışmalı olarak Mısır'da çıktı e, tezini savunanlar da var. Indus Vadisi'nde çıktı diyenler de var. Ama gizemli bir el. 5000 yıl önce, 5500 yıl önce insanlığa yazıyı armağan ediyor. Bu çok ilginç. Şimdi bu noktadan bakarsak eğer biz sadece 5000 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Daha öncesi de var tabii ki arkeolojik olarak ama tarihin dikkate aldığı tek şey var o da yazıdır. Tarih yazıyla başlamıştır ve yazıyla bir sonraki nesle aktarılmıştır. Bu noktada yazı öncesi dönem için biz hangi tabiri kullanıyoruz? Prehistoria. <laughs> Tarih öncesi devirler. Dönem diyoruz. Tabiri Aha. kullanıyoruz. Yazının icadıyla beraber başlayan tarihsel sürece biz dönemlendirmede ne diyoruz? İlk çağ diyoruz bakın. İlk çağ neden ilk çağ? Çünkü öncesi yok. Bilmiyoruz. Yazı yok. Yazıyla bize ulaşmış olan bir olaylar silsilesi yok. Dolayısıyla yazı öncesini bilmemiz mümkün değil. Sadece yorumlar ve tahminler var. Zanlar var. Arkeolojik çalışmalar var, antropolojik çalışmalar var. Bu çalışmalarla elde edilen arkeolojik bulgular var. Bu bulguların üzerine yapılan yorumlar var sadece. Sadece bir yorum var yani. Bunu tırnak içinde söylüyorum. Tahmin var sadece. Peki biz 5000 yıl öncesi tarih devirleri için neler söyleyebiliriz? O çıkan, elde edilen kalıntılar üzerine yorum yapabiliriz. Mesela sizin de programlarınızda sıkça konuştunuz. Göbekli Tepe fenomeni. Göbekli Tepe çok çok büyük bir gizem, çok çok büyük bir muamma. Neden? Çünkü o dönemi anlatan yazılı bir kaynak yok. Niçin yapıldı bilmiyoruz. Neden yapıldı bilmiyoruz. bilmiyoruz. İnsanlar tartışıyor. Burası tapınak mı? Bir rütüel merkezi mi? Nedir Göbekli Tepe? Bilmiyoruz. Sadece göbek tepeden çıkan bazı işte monolitler var, dikili taşlar var, hayvan figürleri var. Bunların üzerine yapılan yorumlar var. Ama yine ne diyoruz? Sadece yorumlar var. Peki biz bu noktada kayıp tarih izini sürme adına neler yapabiliriz? İşte burası çok önemli. Şu anda benim gördüğüm kategoriler en çok böyle yapılan bence e, hata diyelim. E, normal bir tarih tezi var biliyorsunuz ortada. Klasik dünya bilim tarihinin kabul etmiş olduğu bir tez var. Bir de anti tez var bu noktada. Fakat anti tezcilerin yaptığı şöyle bir hata var. E, klasik tarih tezini bilmeden karşı teze geçiyoruz. Hmm. İlk önce biz klasik tarih tezini bir okuyalım. Tarih bilmeden hmm. karşı teze aktaramazsınız. Aktaramazsınız. Yani gayri resmi tarihin peşine düşmek için ilk önce resmi tarih bilmemiz gerekiyor. Kendisinin tarih hmm. lisansı var bu arada evet. onu hemen söyleyeyim. Evet. Şimdi baktığımız zaman eğer biz klasik tarih tezini okumazsak, bilmezsek, bu konuya vakıf olmazsak gayri resmi tarihin, bilinmeyen tarihin, tırnak içinde söylüyorum, gizemli tarihin peşine düşmemiz boş bir iş olacaktır. İlk önce bizim klasik tarih tezini bilmeli, o konuya vakıf olmalı, o konuyu araştırmamız gerek. İsmail Bartak, tarih lisansı olan biri, yani resmi tarihi bilen biri olarak gayri resmi tarihe baktığında çarpışanlar ne? Bunlar asla birbiriyle örtüşmüyor dediğiniz bize 3-4 tane madde sayın. O yüzden kayıp tarihin peşine düştü mü? Biz daha iyi anlayalım o zaman. Çok güzel bir soru, çok güzel bir tespit. Şöyle diyebiliriz. Ee, biz milattan önce 3500'lerde yazının icadı ile beraber medeniyetin katlanarak büyüdüğünü hı hı. biliyoruz. Tarihsel veri kaydına baktığımızda. Ama bir de bunun öncesi var. Yani insanlığın neolitik çağ beraber tarım devrimine geçmesiyle beraber yerleşik hayata geçişi var. Bize bunu klasik tarih tezi, arkeoloji ve antropoloji şu şekilde anlatıyor. İnsanlık milattan önce 9 binlerde, 10 binlerde tarıma başladı. Yerleşik hayata geçti ve yerleşik hayatta üretmeye başladı. Bilgisini katlamaya başladı. Ticaret başladı. Ticaretle beraber hesap kitap işleri başladı. Hesap e, kitap işlerinin kayıt noktasında tutulması için yazıya ihtiyaç duyuldu ve yazı başladı. Bu sayede bilgi katlanarak bugünlere geldi ve medeniyetimizin temellerini oluşturdu. Tez bu. Fakat biz baktığımız zaman göbektepe hep çok konuşuluyor Hı -hı. ama biz şimdi göbektepeden öncesini konuşalım. İlk önce bir görselimiz var. Ona bir bakalım. Şimdi bugün kanıtlı bir program. Evet. Öyle konuşup altını doldurmayacağımız bir yayın değil. Görselleriyle beraber geldi. Evet. Bir numaralı görseli bir ekrana verelim. Şimdi, bu aynen. Göbekli Tepe'den bir hayvan figürü. Evet. Ne anlatıyor bize? E, bunu e, sizin izleyenleriniz bu görüntülere yabancı değildir tabii ki. E, Biliyorlar. Biliyorlardır evet. Göbekli olduğunu. Bunu özellikle seçtim. Burada hayvan figürünün e, çizgilerine bakınız lütfen. Üç boyutlu sanki bir yazıcıdan çıkmış gibi, lazerli yazıcıdan çıkmış gibi bir figür görüyoruz karşımızda. Şimdi birçok figür var Tepe'de ama konuyu dağıtmamak için girmiyorum. Burada çok ilginç semboller de var biliyorsunuz Göbektepe'de. Ve bugün bizim alfabemizdeki harflere benzeyen bazı harfler görüyoruz. Yani onlara tabii ki yazı demiyoruz. Biz normal bilim tarihinde tarih metodunda onlara yazı demiyoruz. Ama bunlar yazının tanımına uyan bir karşılık buluyor. Çizilmiş semboller var ve duvara işlenmiş. Bir mesaj iletiliyor ama nasıl bir mesaj iletiliyor bilemiyoruz çünkü başka yazılı kaynaklar yok. Şimdi bakıyoruz. Eee M.Ö. 3500'lerde yazı yazmaya başlayan insanoğlu çok daha öncesinde 2000 12 12 yıl önce yıl öncesinde yazıdan çok daha zor olan figürler yapıyor, semboller çiziyor, yapılar inşa ediyor. E şimdi insanoğlu M.Ö. 10.000'lerde yerleşik hayata geçtiyse, yerleşik hayata geçip medeniyeti kurduysa medeniyet ve yerleşik hayat daha kurulmadan önce bu yapıların burada ne işi var diye sormakta bizim herhalde hakkımız olacak. Doğal hakkımız ve nasıl evet. yazmayı bilmiyordu. Kesinlikle öyle. Şimdi şöyle bir düşünce hasıl olabilir. Ya iyi ki bir göbek Göbektepe çıktı. Herkes Göbektepe'yi konuşuyor. Evet. Pekala. Biraz daha geriye saralım o zaman. 14 bin yıl mesela tatmin eder mi acaba? İki numaralı evet. görsel 14 bin yıl önce bulunan oyuncağı bir izleyicilerimize aktaralım. Evet. Bakalım bu oyuncak bize ne diyor? Şimdi gördüğümüz oyuncak 14 bin yıl öncesine ait bir... Göbekli Tepe'den de evet, önce. Göbekli Tepe'den de önce. Önce. Evet. Aa. Şimdi baktığımız zaman e, bu oyuncak Fransa'daki bir mağarada bulundu. İlk önce şöyle zannedildi. Acaba bu mağaraya bir ziyaret sırasında uğrayan çocuğun cebinden mi düştü? Çünkü baktığımız zaman bugün bile biz de sizle sohbet ederken konuşmuştuk zaten. Bu oyuncaklardan biz de oynadık. Biz de oynadık yani. Çevirince, yani. çevirince e, böyle... Boyutu değişiyor. Evet hareket ediyormuş fotoğraf gibi gözüküyor. Değişiyor. Hareket ediyormuş gibi gözüküyor. Ortasından birip geçirdiğiniz zaman ve onu çevirdiğiniz zaman... önüne arkalı hareket ettiğinde biz onun hareket ettiğini gördüğümüzde... ...sanki bir nevi bugünkü sinemanın atasını görmüş oluyoruz aslında baktığımızda. Koşan bir keçi var orada. Çok önemli. Bu 14 bin yıl önce bir oyuncak olarak kullanılmış. Yani klasik arkeolojik, antropolojik yorumlarla konuşursak eğer... ...yerleşik hayata geçmeyen... Avcı toplayıcı olarak yaşayan vahşi hayvansı bir tür. Bunu yapıyor. Gidiyor çocuğuna oyuncak yapıyor. Ortasından hmm. ip geçiriyor. Tıpkı bir sinema gösterisi gibi bunu çocuğuna armağan ediyor, oynatıyor. Şimdi başka kanıtlar tabii ki yok. Elimizde çok kısıtlı bu tarz şeyler. Ama bunun Ama üzerine bize konuşabiliriz. bize bir fikir veriyor yani. Ya, önemli veriyor. bir fikir veriyor. Evet, bize bir fikir veriyor. Yani en azından baktığımızda bugünkü uygarlık seviyesindeki bir babanın çocuğa vereceği oyuncaktan çok da altta, altta kalır bir yanı yok bence. Öyle değil mi? Yani ortada Çok bir önemli. vahşi insan yok aslında 14 bin yıl önce. Yani daha da geriye gidelim mi izleyicimiz? Biraz şaşırtalım. daha geriye gidebiliriz. Kaç numara? Geriye gidebiliriz. E, 40 bin yıl geriye gidiyoruz. Evet. Bu nedir? Şimdi ekranda gördüğümüz fotoğraf aslan adam heykeli olarak biliniyor hı hı. arkeolojide tarih literatüründe. Aslan adam bir mağarada bulunuyor ve 40 bin yıl öncesine tarihleniyor. Şimdi biz bunları söylüyoruz ama izleyenlerimiz bunları teyit edebilirler. Aslanadan başlığı arayabilirler, bakabilirler. Elbette. Arkeolojik olarak bunlar yapılan karbon testleriyle verilmiş tarihlerdir. Kaç bin yıl olduğu çıkıyor zaten evet. Ortaya. 40 bin yıllık bir heykelden bahsediyoruz. Şimdi o zaman tekrar şu bu soru üzerine düşünmeye başlıyoruz. Diyoruz ki yazı tamam 5 bin yıl önce başladı. Yerleşik hayatı 10 bin yıl önce geçtik. O zaman 40 bin yıl önceki bir vahşinin Böyle bir heykel yapmasının sebebi nedir? Nedir? Şimdi biz bugün bakıyoruz sanat tarihi üzerine, sanat üzerine çalışan bakıyoruz okullarımız var değil mi? Üniversitelerimiz hı hı, var. Hı. Bu okullarda yetişen gençlerimiz var, çocuklarımız var. Hadi Sümer'e kadar gidelim. Sümer'de de bunun örnekleri var. Okullar var. Okul örnekleri hı hı. var. Eğitim alan öğrenciler var. Hadi Mısır'da da var. Ama bunların hep topu 75 bin yıla dayanıyor. Maksimum. Peki ya 40 bin yıl önceki böyle bir e, sanat eserinin açıklaması ne olabilir? O zaman bir sanat atölyesi var mıydı? okul var mıydı? Bu okulu sağlayacak bir devlet var mıydı? Biz şu anda klasik tarih tezine göre baktığımız zaman devlet organizasyonları milattan M.Ö. 5000'lerde 6000'lerde çıkmaya başladı. O da yani devlet bile değildi. Şehir köy e, yöneticileriydi onlar yani. Klasik tarih zaten 10 bin yıl önce neredeyse yoksun diyor evet. değil mi? Yanlış bilmiyorum. Yani medeniyet medeniyet yok. Medeniyet yok diyor. Yoktu, evet. yoktu, Ama evet. şu az önce gördüğümüz bir medeninin eseri. Evet bir medeniyet örneği aslında. Aynen. Dört numaralı görselle devam ediyoruz Tamamdır. İsmail Bey. Bu tarih Şimdi gördüğümüz, ekranda görmüş olduğumuz taş 75 bin yıllık bir sembol içeriyor üzerinde. Da gittik. Evet. 75 bin yıl. Bakın korkunç bir zaman süreci. Yani biz bugün diyoruz ki işte hani milattan önce 2000'ler diyoruz, evet. 5000'ler diyoruz. Ama 75 bin yılı acaba anlayabiliyor muyuz? Bakınız çok korkunç bir zaman 75 sürecinden 75 bin yıl önce ne vardı diyoruz. Evet ne Haklı vardı? olarak bu soruyu Şimdi, soruyoruz. Şimdi antropolojik olarak baktığımızda insanoğlu 75 bin yıl önce vardı. Ama böyle semboller yapabilecek donanımda mıydı? Medeniyete sahip Yok, miydi? Yok diyor bize Hayır, resmi yoktu, tarih tezi. Evet. Ama baktığımız zaman bunun boz mağarasında bulunan bu taş üzerinde e, aslında bu cümleyi söylemek istemiyorum ama yine de söyleyeyim. E, kesin değil tabii ki. Sadece bu bir yorum. Bir nevi DNA sarmalına benziyor aslında baktığımız zaman. Sanki bu taşın burada biraz basık çıkmış. Uzun, uzun orijinal görsellerinden çok daha rahat hı hı. Göre, göreceklerdir izleyicilerimiz. Bir nevi DNA sembolünü andırıyor. Bakın andırıyor diyorum lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu noktada bir nevi sembol gibi aslında belki anlayabiliriz bunu. Yani insan 75 bin yıl önce taşlara çizgiler çizebiliyordu. Bir nevi semboller işleyebiliyordu. Mesajlar bırakabiliyordu. Mesajlar bırakabiliyordu. Bu da çok çok önemli. Çok çok önemli. Sıradaki görsele geçebiliriz. Beş numaralı görsele geçelim. Evet. Deniz kabuğu. Deniz kabuğu. Şimdi dışarıdan baktığımızda sıradan bir deniz kabuğu gibi Ama görünüyor. Ama bence önce yılını söyleyeyim. Şimdi bu da çok önemli. Görmüş olduğumuz deniz kabuğu Java'dan çıkarılmış bir deniz kabuğu ve üzerindeki çizgiler yine baktığımız zaman antropolojik çalışmalardan sonra, yapılan testlerden sonra 500 bin yıllık işaretler olduğu. Gördüğümüz 500 bin evet. yıllık üzerindeki işaretler. Kesinlikle. Şimdi bir sonraki görselde bu kabuğun üzerindeki işaretleri birazdan yakından görürsek. Bir altı numarayı daha... da verelim çünkü aynısının biraz daha yakınlaştırılmış. Yani şu işaretler evet. deniz kabuğunun üzerindeki işaretler. Evet. 500 bin yıllık işaretlere bakıyorsunuz. Bu bize ne diyor? Şimdi bu da bize şunu söylüyor. 500 bin yıl önce birileri bir yerlere böyle yazan çizen zeki bir varlık var dünyada. İşaret bırakmak istiyor. İletişim kurmak istiyor. Sembollerle birilerine bir şeyler anlatmak istiyor. Böyle bir canlı var yeryüzünde. Dünyada yaşıyor. Bunun en büyük kanıtı bu arkeolojik veriler zaten. Şimdi e, bu noktada bu veriler üzerinden baktığımız zaman az önce konuştuğumuz mevzuya gireceğim tekrardan. İnsanoğlunun yeryüzündeki hikayesine gireceğiz. Biz bugün baktığımız zaman tarih bilmi, arkeoloji bilimi, antropoloji bilmi kesin bir kanıt olmadan konuşulmaması gerektiği noktasında hı hı. özel bir hassasiyet gösteriyor. Bu da çok güzel bir hassasiyet. Bu noktada bizim az önce söylediğimiz cümleye gireceğim tekrardan. İlk önce bizim bilinmeyen tarihin izini sürebilmemiz için bilinen kanıtlar üzerinden yorum yapmamız gerekiyor. Çünkü elimizde zaten İnanılmaz bir şekilde kayıp tarihin detaylarına göz kırpan kanıtlar var. Bu kanıt da o kanıtlardan bir tanesi. 500 bin yıllık bir e, insan çizimi. Bu da çok çok önemli. Ya ama insan böyle düşününce çıldıracak gibi oluyor İsmail evet. Bey'e ya. Siz benden daha çok, ben yayınlarda konuşuyorum ama siz i̇şte araştırıyorsunuz. Tabii. Bilginin en dibine kadar iniyorsunuz. Şaşkınlığınız derine daha da indikçe artıyor mu? Kesinlikle. Zaten hayret etme, şaşkınlık ifadesi aslında... Bence çok çok önemli, çok kıymetli bir şey. Yani şimdi şöyle düşünelim. Böyle bir kanıt karşısında şaşırmayan insan, hayret etmeyen insan bence kendini bir sorgulasın. Bence de. Kesinlikle. Şimdi bir görselimiz daha var. Onu da verelim arkadaşlar. 7 numaralı görsel. Bu da Zambiya'dan bir evet, görüntü. Zambia'dan. Bu da çok enteresan hikayesini anlatacak. Bunları size niye gösteriyoruz? Baştan bir gösterelim ki Üstüne çokça söyleyeceğimiz var Kesinlikle. çünkü. Bize bunu anlatın İsmail Bey. Şimdi bu görsel Zambiyadan 476 bin yıllık bir e, tarihlendirmesi var. E, bu görmüş olduğumuz objenin. Bu bir ahşap yapı örneği. E, tarihte 476 bin yıllık bir ahşapın korunması vesairesi ayrı bir tartışma konusu zaten bugüne kadar hı hı, ulaşması. Hı hı. Ama bu arkeolojik olarak, antropolojik olarak tespit edilmiş ve tarihlendirilmiş bir e, obje. 476 bin yıl önce böyle bir yapının yapılabiliyor olmasının arka planına baktığımızda yine önümüze inanılmaz sorular çıkıyor. E biz yerleşik hayata 10 binlerde geçtiysek milattan önce 500 bin yıl önceki bu örnekte de neyin nesi acaba? Ya sorularım birikiyor mesela. delireceğim evet. şimdi hani bir, biraz gösterelim istiyorum ki az önce evet. de söyledim. Yoksa birikiyor bende yani size göre o zaman ne? Saklanıyor şimdi... mu birinci merak ettiklerimden biri. İki, evet bir şeyleri buluyoruz, keşfediyoruz ama anlamlandıramıyoruz. Hiçbir art niyet yok mu diyorsunuz? E, bunları bir cevap alayım. Üçüncü şimdi ben da ilk önce tabii ki üstünü anla iyi niyetle yaklaşmak evet. E, şimdi tabii ki şöyle bir tez var. Bunlar e, gizemli bir güç tarafından gizleniyor ve açıklanması Hiç istenmiyor diye. 10 bin yıla kitlediler. Böyle bir tez var. Benim kendi kanaatim şu. ya yani kimse yani, e, gizleme noktasında Şimdi bilmediğimiz için, bilmediğimiz zaman da kesin konuşmamak lazım. Yani evet. bu noktada bilgi sahibi olmadığımız bir konuda ahkam kesmeyi ben çok doğru bulmuyorum. Hı hı hı. Şu var, biliyorsunuz Göbektepe ilk bulunduğunda da çok spekülasyonlar olmuştu. Yani bunun örtü, üstü örtülmeye çalışılmıştı ama örtülebildi mi? Hayır, evet. örtülemedi. Şimdi bazen insanlık bazı bilgileri hazır olmayabiliyor. Bunun için o bilginin sindirilmesi gerekiyor. Biraz zamana ihtiyaç oluyor ve belli bir zaman sonra gerçekler. ...ortaya çıkıyor. Bugün Göbektepe'yi kimse tartışıyor ama Yani kalkıp da 12 yıl ...olmadığını söyleyen var mı? Sadece ne olduğunu... Yok. ...anlamaya çalışıyoruz. Evet istiyoruz. sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Niye i̇şte kuruldu? Görsel nerede bu şekilde? Dünya henüz hazır değil... ...bazı şeylere. Zamanla bu bilgiler... ...sinirilecek. Ee, daha böyle belki başka örnekleri bulunacak. Ondan sonra da bir zemine... ...oturulacak ve mantıklı mantıklı bu konular... ...üzerine bilim insanlarımız konuşmaya başlayacak. Bu işler böyle. Şimdi çok konuşulan bir örnek daha var biliyorsunuz. Gunung Padang gerçeği var. Evet. Piramit. Evet. Bu piramidin de geçtiğimiz günlerde Nature dergisinde bir yazıya bahis olmuştu. Bir bilim insanı bu piramidin 30 bin yıllık olduğuna dair kanıtlarını makalede sunmuştu ve yayınlamıştı. Sonra bu bilim insanımıza diğer bilim insanı... Bakınız bunu yayınlayan da bir bilim insanı. Yani karşı çıkan da bir bilim insanı. Bunu özellikle hani genelleme yapmayalım diye söylüyorum. Hani deniyor ya işte arkeologlar... E, bilim insanları bunlara karşı duruyorlar, gizliyorlar, öğrenmemiz istemiyor. Hayır. Yani şimdi her inancın içinde olduğu gibi bilimin içinde de yobazlar var. Yani Mutlaka. bunu bunu kabul edelim. Şimallerini da hayatımızda görüyoruz. Her inanç sisteminin evet. e, mensubu olan işte hani tırnak içinde yobazlık diyebileceğimiz ön yargılı olma fenomeni varsa bilim insanlarının içerisinde de var bunlar yani. Bu çok önemli. Şimdi bakıyorsunuz bunu yayınlayan da bir bilim insanı, karşı çıkan da bir bilim insanı. Yayınlayan bilim insanı kanıtlarını sunuyor. E karşısında duran bilim insanı da diyor ki bu piramit 30 bin yıllık olamaz çünkü çok mantıksız. Bakınız aynen bu şekilde itiraz ediyor. Bunu da hatta yazmıştım bu mevzuyu. Şimdi baktığımız zaman e, bu konuda biraz zamana ihtiyaç var. Konuşulacak, tartışılacak ve bence zamanla kabul edilecek bir gerçek. Bu. Piramitler konusu enteresan. Evet. Tıpkı Göbekli Tepe'nin ne olduğunu çözemediğimiz gibi... Hala çözemediniz bence sorulardan bir tanesi de bu piramitler meselesi. Antik Mısır'ın tarihinde 8 kategori var. Hı. çok önemli. Hı hı. Bunu konuşmadan piramitlere geçmek birazcık tamam, temelsiz lütfen, olur. Tamam lütfen. Arkaik dönem var Mısır tarihinde ilk olarak. E, bu e, az önce konuştuğumuz gibi yazı öncesi e, döneme tekabül hı hı hı. ediyor ve bilmiyoruz sadece efsaneler hı. var. Sonra eski krallık dönemi başlıyor. Bakınız dönemlendirmeye bakınız. Eski krallık dönemindeki hanedanlar var. Birinci hanedan, ikinci hanedan, üçüncü hanedan dönemi. Çok uzun bir tarih var Mısır'ın. Şöyle düşünün Osmanlı İmparatorluğu 620 yıllık, 23 yıllık bir tarih. Tek bir hanedan değil mi? Bakınız Kaç Mısır tarihinde var 31 tane, 32 tane hanedan var Osmanlı gibi. 32 tane hanedandan bahsediyoruz. 5000 yıla yayılmış. Şimdi e, Mısır'da eski krallık dönemi var. Eski krallık döneminden sonra birinci ara dönem başlıyor. O hanedanlar yapılıyor. Sonra orta krallık dönemi başlıyor. Sonra tekrar bir ara dönem var. Sonra yeni krallık dönemi başlıyor. Bu piramitler eski krallık dönemine ait piramitler. Yani kaç yıllık? Kaç yaşında? Şöyle yaklaşık Çok olarak iyi. yaklaşık olarak milattan önce 2500 ile tarihlendirildiğine göre o zaman 4500-4600 yıllık diyebiliriz resmi tarihe göre bakın. Resmi tarihe göre bu hani komple falan değil. Değil yani. değil evet. Fakat burada ilginç olan şu Ferda Hanım. bu noktada ben bir hususa özellikle parmak basmak istiyorum. Mısır uygarlığının zirvesi, <laughs> en parlak dönemi Yeni Krallık dönemi. Yani bu dönemlendirmedeki sonlara doğru gelen kategori içerisinde yer alıyor. <laughs> yeni Krallık döneminde 18. ve 19. hanedanlar dönemi Mısır'ın en parlak olduğu dönemler olarak biliniyor. Fakat her ne ekmesi bu piramitler 18. 19. hanedanlar döneminde yani Ramsesler döneminde değil de bakıyorsunuz eski krallık döneminde yapılıyor. Hatta 3. ve dördüncü Hanedan döneminde yapılıyor. Şöyle düşünelim. Bunu izleyen, izleyenlerimiz daha iyi anlasın <laughs> diye şöyle bir örnek vereyim. Osmanlı İmparatorluğu'nu düşünelim. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nda en şaşalı mimari eserlerde aklımıza ilk olarak kim geliyor? Mimar Sinan geliyor değil mi? Evet. Mimar Sinan kimin mimarı? Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminde yani Osmanlı'nın en parlak döneminde mimarlık yapmış birisi. Osmanlı'nın en büyük, en şaşalı eserlerinin... Kanuni Sultan Süleyman döneminde denk gelmesi herhalde tesadüf olmaması gerek hı hı. çünkü en güçlü olduğu dönem ekonomik olarak siyasi olarak. Fakat Mısır'ın Mısır en zengin, en şaşalı olduğu dönem değil de daha önceki, evet, evet, evet. daha bilinmeyen bir dönemde yapılıyor piramitler. Aynen öyle. E, Bosna piramitlerinin tahmini yaşı bilinebiliyor e, mu? Onda da yine baktığımız zaman 20 bin yıllar, 30 bin yıllar söyleniyor ama tabii o biraz tartışmalı bir konu. Yani Bosna'nın hala piramit olup olmadığı konusunda Belediye. kesin bir şey söyleyemiyoruz. Evet. Ama en eski şu an elimizde Endonezya'da bulunan mı var? Evet, mı? 30 bu, bin bana, yıl. 30 bin yıl. Evet. Bu hala tabii bazı bilim insanları hala bunu tartışıyor. Kabul etmeyenler var evet. ama... 30 bin yıl olduğunu söylüyor bazı benim insanları. Soru bazen. şu, 30 bin yıl önce yapıldıysa, bu tezi kabul edersek, matematik var mı o dönemde? İşte normalde matematik olmadan böyle bir yapının inşaatı mümkün yok. değil. Mümkün matematik değil. bilmeden piramitler nasıl inşa edildi? Bakınız hiç bunun Padang'a gitmeye gerek yok. Giza piramitleri, az önce bahsettiğimiz evet, eski evet. krallık dönemi. Mısır'daki. Şimdi bizim bugün matematiğin babası olarak bildiğimiz insanlar kimler? Antik Yunan filozoflarından. Evet. İsimler çıkıyor işte, Pisagorlar, Arşimetler değil mi, Öklitler. Peki bu adamlar Mısır piramitlerinden e, önce mi yaşadı sonra mı yaşadı? Sonra yaşadı. Aralarında 2000 yıl, 2500 yıl var. Yani matematiğin babası baktığımızda <laughs> Pisagorlarsa, Öklitlerse, Aha. Arşimetlerse o zaman piramitlerin babası kim? <laughs> ya Onların döneminde bakın çok evet. açık böyle çok sade yalın bir şekilde anlatıyoruz ki ne demek istediğimiz daha net anlaşılsın diye. O piramitlerin yapıldığı dönemde bize işte bilim diye önümüze konan isimler, Matematiği o buldu, geometriyi o buldu dediğimiz isimler yok. Yok tabii ki. Geometri olmadan, matematik olmadan o piramitler nasıl inşa edildi diye Şimdi. soruyoruz. Şimdi Sizin işte, bir teziniz var mı? Şöyle, için Tabii ki var. Şimdi baktığımız zaman Mısır, Mısır piramitlerinin inşa edilmesi takriben aslında Mısır'da yazının başladığı yeni yeni başladığı sürece tekabül ediyor. Şimdi bilginin aktarılabilmesi için az önce de söyledik yazının aktarılması lazım. Hı hı. Yazı aktarılmadan bir sonraki medeniyete bilgi aktarmak mümkün değil. O zaman mimarlık, mühendislik ve matematik bilgileri nasıl aktarıldı? Yani yazı başladı hemen piramitler mi ortaya çıktı? Ya yani bu çok saçma. Yazı diyor ki bize yazı 5000 yıl. Evet piramitler 4600 yıllık. 4600 yıllık. E, Mısır'daki yazının geçmişi çok daha erken biraz daha erken. O da 4500-4600 yıllara gidiyor. Nasıl oldu bu? O zaman nasıl oluyor? Yazıyla beraber o piramitler nasıl ortaya çıkıyor? Yani yüzlerce yıllık, binlerce yıllık bir mimari bir mimari bilgisi gerekiyor. Matematik, geometri bilgisi gerekiyor o tarz yapıları inşa edebilmek için. Hatta size şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Piramitlerin yüksekliğiyle boy ölçüşebilecek bir mimari yapı modern dünya üzerinden baktığımız zaman bir kıyaslama yaparsak piramitlerden 4000 yıl sonra inşa ediliyor. Avrupa'da bir katedral inşa ediliyor ve arada 4000 yıl var bakınız. Ve 4000 yıllık matematik, geometri, mühendislik, mimarlık bilgisinin aktarılması sonucu bu oluyor yani. Bu çok önemli bir detay bence. E, piramitler hangi bir bilgi aktarımıyla ile yapıldı? Yazı zaten o tarihlerde başladıysa nasıl oldu da matematik, geometri bu kadar hızlıca gelişti? O binalar yapıldı. Niye yapıldığını da bilmiyoruz. Bilmiyoruz. E, yani bilmiyoruz. Kral mezarı mıdır? Başka ritüel alanı mıdır? Evet. Bilmiyoruz. Bunlar da net bir cevabı yok gibi geliyor bana. Evet, Çok yakın bir tarihe kadar e, bu noktada... E, Yine teoriler konuşuyordu ama Howard Weiss bir İngiliz subay. E piramitlerinden en büyük olan Kufu'nun içine <laughs> dinamitlerle patlatarak girdi. Bakın ilk defa o girdi. Mezar odasına ilk defa <laughs> o girdi. Ve sonra aşı boyasıyla duvara çizilmiş dandik bir yazıyı kanıt olarak kabul edip piramitleri dördüncü hanedan firavunlarının Kufun'un yaptırdığını söylediler. Ben sadece içinde tek bir aşı boyasıyla bir yazıyı baz alarak. Fakat sonra diğer uzmanlar da dediler ki kardeşim şunu da düşünmeliyiz. İçeriye giren Howard Weiss o aşı boyasını kendisi de oraya yazıp e, tarihe geçmek istemiş olabilir. Yani bunu bir e, buluş olarak tarihe geçmek için uydurmuş da olabilir. <laughs> yani aslında o piramitler Kufu oraya geldiğinde de belki de tırnak içinde söylüyorum kimse lütfen. Bu noktada e, bunu başka bir yere yormasın. Belki de Kufu oraya geldiğinde piramitler oradaydı. Bakın, bilemiyoruz bunu. Çünkü bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalar var piramitlerin e, ve özellikle Sphinx'in. Tufan öncesi döneme dayanıyor olabileceğini söyleyenler de var. Ne diyorsunuz? Yani e, niçin olmasın? Olabilir. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi siyasi olarak e, bir siyasetçinin e, kendisini, hı hı. propagandasını yapabilmek hı hı. için büyük devasa yapıları kullanması hı hı. çok gayet normal, çok gayet doğaldır yani. Bugün herhangi bir siyasi yapı ne yapıyor? Bir önceki siyasi yapının hizmetlerinde üzerine çökebiliyor değil mi? Bunu ben yaptım diyor. Evet, evet. Çok yakın geçmişte oldu böyle şeyler. İşte <laughs> <O hep> oluyor. <laughs> evet. Yani Kufu niçin bugünkü günümüz siyasetçilerinden düşünsün ki. Ben o yaptım da belki ben yaptım kardeşim diyebilir yani. Bilinenden o zaman çok daha olabilir. Geriye gidiyoruz. Bilmiyoruz olabilir. Elimizdeki kardeşim. bir bilinmezlik de tufan öncesi dönem değil mi? Evet. Şimdi tufan öncesi dönem deyince insanlar şöyle bir bakış açısıyla bakabilir. Kardeşim tufan vesaire bunlar <laughs> böyle bilimsel e şeyler, değil, terimler vesaire falan <laughs> diyebilirler, diyebilirler. Fakat baktığımız zaman dünyadaki bütün uygarlıkların mitlerinde tufandan bahsedildiğini biliyoruz. Dünyada birbirinden alakası ve kopuk gördüğümüz medeniyetlerin hepsinin temelinde bu noktada baktığımız zaman tufan mitlerinden Tufan çıkıyor. Bahsediyor. Hatta size çok daha enteresan bir şey söyleyeyim Ferda Hanım. Tarihte yazıya geçirilmiş ilk hikaye, ilk destan Gılgamış Destanı. Evet. Gılgamış Destanı'na baktığımızda bile Nut Tufanı'nı anımsatacak ya da Nut Tufanı'nın e, benzeri olabilecek hatta Nut Tufanı'nın bizzat kendisi olabilecek bir olaydan bahsediyor yani. Gılgamış biliyorsunuz ölümsüzlüğün yolunu arıyor tıpkı Elon Musk gibi. Ve ölümsüzlüğün yolunu ararken karşısına öyle bir adam çıkıyor ki ben diyor tufandan kurtuldum diyor mesela. Tufandan kurtuldum diyor. Buna piştim. Çok acayip. Bu konuda tabii üzerine içine detaylarına girdiğimiz zaman içinden çıkamayacağımız <gülüyor> kadar <gülüyor> derin tabii ki. Bizim elimizde yine de gidip bakıp ya evet bu böyle olabilir diyeceğimiz bir o mitolojik hikayeler, yani. öyküler, yaşanmışlıklar. Bir de kutsal metinler var. Doğru kutsal mu? Kutsal metinler var. Doğru. Fakat az önce de bahsettiğimiz resmi tarihte, arkeolojide ve antropolojide ve bilim tarihinde mitolojilerle, efsanelerle ve kutsal kitapların e, öğretileriyle ve anlatılarıyla ilginç bir şekilde bazı yerlerde keşi, e, kesişen Kesişti. ve e, baktığımız zaman çok benzeşen olaylar görüyoruz. Yani bilmiyorum e, bu konulara girmek ne kadar doğru ama e, lütfen e, anlatın. Ya, lütfen. Şimdi baktığımız zaman klasik arkeoloji ve antropoloji diyor ki, ee, ...insanoğlu... ...yani biz sapiens olarak... Evet. ...tek insan türü değiliz. Tek insan türü değiliz. Başka insan türleri de var. Neandertaller var. Denizoğullar var. Erektuslar var. Habilisler var. Bir sürü insan türü var. Yani çok fazla var. Fakat ilginç olan şey şu... ...insanoğlunun yaşadığı dönemde... ...insan türünden başka insan türleri var derken... ...bunların bir arada yaşadığı dönemde olmuş. Yaklaşık olarak... ...altı e, farklı insan türünün... E, bir arada yaşadığını söylüyor bize baktığımız zaman. Altı arkeoloji, farklı insan türü evet, var artı mı? Artı farklı Bir de türü. bunlar bir arada yaşadı Kesinlikle. diyor. Kesinlikle. Şunu da tırnak içinde bahsedeyim. Bu bir kompletörsü falan değil. Bu antropoloji, arkeoloji verilerinin kanıtlamış olduğu. Bununla evet. ilgili mesela nereye gitsinler, baksınlar, kaynak olarak gösterebileceğiniz şimdi, bir şey e, var mı? baktığımız zaman bunu e, özellikle çok basit söylüyorum bak. Çok basit. Homo sapiens başlığı altında bile. Şimdi bugün baktığımız zaman tabii ki herkes bilimsel terimler üzerinden ee, çok fazla anlamayabilir, ulaşamayabilir ama çok basit bir e, örnek de vereceğim. Homo sapiens yaz, yazsınlar, Homo erectus yazsınlar ve arama motorlarından baksınlar. Bakın çok basit söylüyorum. Çok basit söylüyorum. Zaten bir sürü kaynak görecekler orada. Ve bu noktada e, birçok veriye ulaşacaklar. Bu şekilde bakabilirler. Biz dünyadaki evet. tek yaratılmış... Değiliz. 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 Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Türlerin birbiriyle kaynaştığını söyleyebiliriz. Evet. Şimdi çok önemli. Az önce bahsettiğiniz konuyla bağlantılı olarak belki bu konuya Hı, girebiliriz. Evet. Şimdi az önce efsanelerden bahsettiniz. Mitolojilerden bahsettiniz. Kutsal kitaplardan bahsettiniz. Hadi biz birazcık semavi kitapları, kutsal Hı -hı. kitapları ve bu noktada çok girmeyelim. Hı -hı. Bu noktada Hı -hı. hani biraz yanlış anlaşılmaya müsait olabilir çünkü. Efsaneler ve mitolojilerden gidelim. Şimdi baktığımız zaman efsanelerde, mitolojilerde özellikle e, tanrılardan, tanrılar diye bir sınıftan bahsediyor biliyorsunuz. Bu tanrılar insanlara çok benziyor, insanlar gibi yiyip içiyor, insanlar gibi evlenebiliyor, boşanabiliyor, aldatabiliyor, kıskanabiliyor. Şimdi bunun tabii farklı açıklamaları var. E, bunun belli e, tanımları var. Niçin böyle olduğuna dair klasik yorumlar var. Ama biz de şimdi başka bir açıdan bakalım. Zaten o konu hep konuşuluyor tarihte. Bunun bilimsel açıklamaları yapılıyor. Niçin böyle olduğuna dair. Ama biz şimdi başka bir açıyla bakalım. Farklı bir pencere açalım. Şimdi Bizim mitolojilerde e, baktığımızda, tırnak içinde söylüyorum, tanrılar adıyla sınıflandırılan bir kesim var. Bu kesim insanlarla bir arada yaşıyor. Bazen insanlarla evleniyor. Bazen bu evliliklerden melez çocuklar doğmaya başlıyor. Ve bu melez çocuklar insanlığın başına bela alıyor. Klasik destanlarda ve e, mitolojilerde. Şimdi antropolojiye baktığımız zaman ne görüyoruz? Antropolojiye baktığımız zaman Neandertal diye bir insan türü görüyoruz mesela. Bizimle aynı tür değil bakın. Özellikle bunu parantezinde söyleyelim. Aynı Başka bir insan değiliz. türü. Fakat burada ilginç olan şey şu. Bu tür insandan daha güçlü fiziksel olarak. Neandertal. insandan daha güçlü. insandan hatta daha zeki olduğu söyleniyor. Bazı uzmanlığı makalelerinde ve yorumlarında. Çünkü neden? Beyin çapı insanın beyin çapından biraz daha büyük. Yapılan tespitlere göre. Bu insanlar biraz daha zeki ve biraz daha güçlü. Ve ilginç olan şey şu. Milattan önce 30 binlerde gizemli bir şekilde bu tür yeryüzünden yok oluyor. Kayboluyor ve kökü kazınıyor adeta. Soykırım. Yani bir nevi soykırım. Bazı uzmanlar bunun soykırım olduğunu, bazıları doğal bir süreçte yok olduklarını söylüyor ama bunun bir soykırım olduğunu söyleyen uzmanların sayısı elbette. Her şeyden Çok biraz daha kalır ya. Öyle bir anda da her şey öyle yok olmaz ki İsmail Bey. Sadece kanıtları var. Evet. Sadece kemikleri var. Baktığımız zaman sadece onlardan geriye kalan eşyalar var. Çok ilginç. Bunların, bunların sakat akrabalarına, hasta akrabalarına baktığına dair tespitler var arkeolojik verilerde. Yani bunlar insan gibi merhametli olan aynı zamanda akrabasına, yakınına bakan hatta duyguları var yani. Duyguları var tabii ki. Tabii ki inançları var. İnançları var. bunlar hani arkeolojik verilerle kanıtlanan tespitler. Şimdi insan yeryüzüne geliyor. Peki insan yeryüzüne ne zaman geliyor? Az önce bahsettiğiniz çok önemli bir tespit vardı. 295 bin yıldan bahsetmiştiniz, kayıp demiştiniz. İnsanın da, yaşı kaç? Şimdi bu da yine biz işken bir kübradan sağlıyormuş yapmıyoruz, sallamıyor. Evet, bakalım 2018 ya da 2017 olması lazım, tam hatırlamıyorum. Merak eden arkadaşlar bakabilirler. Fas'taki bir marada e, bir kafatası bulundu. Tamam. Homo sapiens kafatası, yani bizimle birebir aynı bir varlığın kafatası bulundu ve bunun tarihlenmesi 300 bin yıla yapıldı testler sonucunda. 300 bin yıldan bahsediyoruz bu. Yani bizim gibi bedene sahip, bizimle aynı DNA'ya sahip insan. 300 bin yıl önce yeryüzünde vardı ve yaşıyordu. Ne diyorsunuz. Evet. Burada da yine resmi tarih teziyle gayri resmi tarih çelişiyor mu? Aslında şöyle şöyle e, yeterli veri yok bu konuda bir şey söyleyebilmek için. Resmi tarih bize şunu söylüyor. Evet insan vardı hı hı. ama bir vahşiydi. Avcı Aha, evet, diyecek. medeni değildi. Evet, yani al peşinde konuş, koşuyordu. Evet. Hayvanlar çok da farklı değildi diyor yani bize normal klasik arkeoloji ve antropoloji. Ama ilginç olan şey şu. 300 bin yıl diyor. Evet, bazı uzmanlar bu kafatasının çok daha önceleri insanın yani Homo sapiensin yaşadığına dair bir kanıt olduğunu söylüyor. Yani eğer biz bu kafatasını bulduysak biz bunu muhtemelen 500 bin yılında bulacağız. Hatta belki de 600 bin yılında bulacağız belki de önümüzdeki arkeolojik çalışmalarda. Çünkü klasik antropolojinin tezine göre Neandertallerle homo sapiensler 600 bin yıl önce birbirinden ayrıldılar ve e, ayrı bir tür olarak dünyada ulaşmaya başladılar. Tabii bu evet, tırnak içinde yine söyleyelim. Başta söyledik ya biz klasik tarih tezinin arkeolojinin, antropolojinin tespitleri üzerinden gidiyoruz. Yani inançları karıştırmıyoruz. Yanlış anlaşılmaya e, Ama inançla ilgili de benim bir iki tane sorum var. Evet. Merak ediyorum. Yani kutsal metinlerde mutlaka bunlarla ilgili bize destek kanıt niteliğinde bir şeyler söylüyordur. Kesinlikle Söylememe söylüyor. ihtimali yok. Kesinlikle, kesinlikle söylüyor. Şimdi baktığımız zaman e, sizin de programlarında sıkça konuştuğunuz bir konu var. Düşmüş Melekler. Ha. Şimdi bu, konuda, bu şehir efsanesi mi? Ya şimdi diyoruz bu bir efsane tabii ki. Ama şimdi ha -ha. efsane neye göre efsane? Eğer biz e, bunu teyit edecek bazı bulgular bulduysak bu esnane yavaş yavaş böyle birazcık daha mantıklı bir tabana oturmaya başlayabilir. Şimdi şöyle bir problem var Ferda Hanım. Yazı öncesi dönem dedik ya hı hı. yazı öncesi dönemde bilgi nasıl aktarılıyordu? Sözel olarak aktarılıyordu. Sözel olarak bir bilginin aktarılmasının en hızlı yolu şiirlerdi. Yani şiir formatında ezberleyerek hı hı hı. o bilgileri kayıt altında tutmaya çalışmaktı. Yazı yok çünkü. ve Şiirlerin içerisine de dillendirile aktarıldığı için tabii ki hurafeler karışacak. Tabii ki içine bazı uydurma bilgiler de karışacak. E Tabii ki bunların hepsi için doğru diyebilmek mümkün değil. Ama yazı olmadığı için Gılgamış Destanı üzerinden verdik. Şiir adını, gibi aktarılmış. Şiir gibi aktarılmış. Ve diller değiştikçe, farklı medeniyetlere geçtikçe bunların içerisinde başka böyle hurafeler de katılmış. Ama gerçeğe dair içinde bence kesinlikle kalıntılar vardır. O efsanelerin içerisinde, o mitolojinin içerisinde. Gerçeğe dair kırıntılar en azından. Bakınız tırnak içinde söylüyorum kırıntılar neden olmasın? Olabilir. İşte bu yüzden de az önce bahsettiğimiz o e, bulgular üzerinden konuşursak. Gökten düşmüş melekler. Evet. E, düşmüş melekler üzerinden yapılan e, birçok bugün e, yorum var. e Şimdi e, bunların e, insan ırkıyla birleştiğini vesaire söyleyen uzmanlar var, evet. e, yorumcular var. Peki bize antropoloji ne söylüyor? Çok ilginç. Var mı kanıtı? Farklı insan türlerinin birleştiğine dair e, tespitler var. Evet. Şimdi Neandertallerden bahsettik az önce. Başka bir insan türünden bahsettik. Hı hı. Bunların e, fiziksel olarak insanlardan bir tık daha güçlü olduğunu, beyin çaplarının biraz daha büyük olduğundan bahsettik. Şimdi 2011 yılında yapılan bir çalışmaya göre hatta bu makalesi de yayınlanmıştı. 2011 yılında 2011 yılında şöyle bir tez ortaya atıldı. E, neandertallerle insan türü geçmişte Birleşmiş olabilir. Birleşmiş i̇şte. olabilir diyelim. Kibar bir tabirle. Şimdi bu noktada e, genetik e, olarak DNA'sına baktığımız zaman homo sapiensin özellikle Avrupa kıtasında daha yoğunlaşmış olarak görünüyor. Çünkü Neandertallerin meskeni daha çok Avrupa kıtasıydı. Avrupa kıtasında yaşayan insan topluluklarının DNA'sında yüzde dörde varan oranla başka bir türün DNA'sı gözüküyor. Neandertal DNA'sı. Çok ilginç. Avrupalı insanların kimisinde insan türü olmayan genetik Neandertallerin e, DNA'sı, e, DNA'sı var. DNA'sı ya. ve karışmış. Yani bu antropolojik olarak yapılan bir e, çalışmanın sonucu olarak yayınlanan bir makaleden bahsediyorum. Bakın hani ben bunu bu böyledir diye iddia etmiyorum. Ben size daha önce yapılmış bir antropolojik, hı hı. genetik bir çalışmanın bu düşmüş melek falan kanıtı Şimdi değil. Değil, diyor yani. değil, değil. Yani böyle bir şey anlatılıyor ama bakın evet. böyle de bir durum var. Yani vardı. burada ilginç bir korelasyon var, ilginç hı. bir bağlantı var gibi. Sanki bir e, baktığımız zaman ilginç bir uyum var gibi buradaki efsanelerdeki, mitolojilerdeki anlatımla ilgili. Şimdi bakıyoruz. E, yeryüzünde insan olduğu Hadi biz 300 bin yıl diyelim. 300 bin yıl diyelim. 300 bin yıl önce insanoğlu geldi yeryüzüne ve çok ilginç bir şekilde bu türler çok zengin. İnsan türleri vardı, başka türler vardı. Bu türler yavaş 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 tarih sahnesinden çekilmeye başladı. Neden acaba? Bu da çok ilginç. Neden? Bakıyorsunuz Homo erectus milattan önce 100 binlerde bir anda ortadan kayboluyor. Bakıyorsunuz Denizova insanı o da milattan önce 20 binlerde, 30 binlerde, 40 binlerde ortadan kayboluyor. Bakıyorsunuz Neandertaller. Onlar da M.Ö. 30 binlerde bir anda ortadan kayboluyor. İşte bu noktada az önce verdik ki örneğimizi. E, semavi kitaplardan bir örnek verdik. Hadi birazcık belki bir üç örnek tüm olur. yakalıyor. Şimdi burası çok ilginç. Bakara, Bakara suresi 30. ayete baksınlar diyorum ben izleyicilerimiz için. Bakara suresi 30. ayet. Detaya girmeyelim. Yok söyleyin ya. Girelim mi? Girin girin Peki. lütfen. O zaman bu ayette şöyle bir bakalım. E, ne deniyor? Hı. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 30. ayet. Ben yeryüzünde bir halife tayin edeceğim diyor. Değil mi? Ayette. Sonra bir itiraz geliyor. Melek adıyla işaret edilen varlıkların. Bunu özellikle söylüyorum. Melek kavramından ne anlaşılması gerektiği konusunda da bence okumalar yapmakta fayda var. Üzerine düşünmekte fayda var. Çünkü biz biliyorsunuz melekleri klasik anlatımda hiç düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen varlıklar olarak emir kulu evet. gibi Evet evet. Öğretim. Robot gibi yani. Evet. Öyle olduğunu zannediyoruz. Klasik anlatma. Fakat bu ayete tam aksi var. İtiraz Melekler ediyoruz. itiraz ediyorlar. Ve diyorlar ki, yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak, yani ortalığı karıştıracak bir varlığı mı halife tayin edeceksin? Yani yerimize geçir, geçireceksin. Buradaki halife kelimesinin de özellikle şöyle bir parantezle e, altını doldurmak istiyorum. Şimdi biz halife deyince aklımıza genelde bir devlet başkanı ya da siyasi <laughs> bir lider geliyor. <laughs> Halbuki Kur'an-ı Kerim'deki halife kelimesinin Sözlük olarak karşına baktığımızda ardıl çıkıyor karşımıza. Halife ardıl demektir. Çok basit. Peki, e, ben şimdi sizinle konuşurken size desem ki o koltuğa senin yerine birisini getireceğim desem ardıl olarak. Bu ne olmuş oluyor? İster istemez seni rahatsız etmiş oluyor. Evet. Şimdi aynı mantıklı düşünürsek eğer bu, bu durum melekleri de rahatsız ediyor. Senin yerine artık başka bir muhatap geliyor diyor. Aynen öyle. Yani evet. bu açıdan da düşünüp üzerine birazcık böyle okumalar yapabiliriz. Şunu da özellikle tırnak içinde söylemek istiyorum. Tabii ki yanlış anlaşılmaya müsait konular bunlar. E, bu konular sadece yorum. Lütfen izleyenlerimiz kendi okumalarını yapsınlar, kendi araştırmalarını yapsınlar. Bu sadece bir bakış açısı. Yani farklı bakış açılarından kopmayalım. Sadece bu konu üzerine düşünelim. Ve bu itirazda çok örtüşen noktada Homo sapiens yeryüzünde hüküm sürmeye başladığı andan itibaren diğer insan türlerinin tamamının kökünü kazımaya başlıyor. Bugün de çok farklı bir durum yok aslında. Bugün insanlar farklı olanlarla sürekli böyle ne yapıyor? Kavga. Düşünün, tabii kavga i̇şte. halinde. Bugün bakıyorsunuz dünyadaki var. savaşlara bakıyorsunuz. Evet. Bakınız 21. yüzyıldayız. 2024 yılında sol solukırım yapılıyor Gazze'de. Yani baktığımız zaman aslında homo sapiensin yani kan yani dökücülüğü. Şey, da... Evet. Bir de o bizden önceki türleri de yani en son türü biz yok etmiş olabiliriz gibi bir olabiliriz, tabii. ortaya test evet. çıkıyor. Evet. evet. Fakat bu da şimdiki şöyle bir... kan dökücülüğümüze baktığımızda. Aynen öyle. Aynen öyle. Maalesef. Bu noktada bu noktada e, tabii ki insan psikolojisinden de kaynaklanan bir şey var. İnsanda her zaman yabancı olana bir düşmanlık var. E, bu noktada bizim e, bilinçaltımıza yerleşmiş bir durum bu maalesef. Dünya evet. dışı varlıklarla karşılaştığımızda ne yapacağız acaba? şimdi bu konuda çok çok önemli. <laughs> aslında e, bu başlar siz hemen şöyle bir dikkat çektiğiniz için hemen şöyle bir araya küçük bir iki bilgi sokuşturabiliriz aslında. Lütfen, lütfen. Şimdi baktığımız çok zaman hep konuşulan bir fenomen var. Deniyor ki insan, az önce hafıza üzerinden de bunu konuşmuştuk aslında. Biz buraya nereden geldik, nereye gidiyoruz, biz kimiz sorusu. Değil mi? Biliyorsunuz e, bu noktada bazı e, yorumcular, bazı arkadaşlar bizim göklerden buraya geldiğimizi söylüyor. Ve bunun semavi kitaplarda temelin olduğunu söylüyor. Hı -hı. Tabii ki olabilir. E, her fikre açık olmak lazım, önyargılı olmamak lazım. E, bu noktada da deniyor ki, işte kutsal kitaplardan örnekler veriliyor, insanın yeryüzüne gönderilmesiyle alakalı. Peki acaba biz uzaydaki tek zeki yaşam formu muyuz diye bir soru da çıkıyor ortaya. Yani şimdi bu soruya herhalde birazcık astronomi bilgisi olan, birazcık uzay bilgisi olan birisinin bakış açısı herhalde farklı olacaktır. Çünkü Olmaz. o kadar o kadar büyük bir uzayda, o kadar büyük bir evrende, o kadar büyük bir kainatta yaşıyoruz ki insanın bu kadar devasa bir yıldız derizinin içerisinde zeki yaşam formu olan tek yıldızın etrafındaki o gezegende. Sadece dünyada zeki yaşam formu olarak bizler uzayda gittik ki zeki yaşam formuyuz dememiz herhalde çok böyle kalaca en tabi, basit tabirle söylüyorum bir test olacaktır. Başka gezegenler yani başka e, samanyolu galaksisi gibi başka galaksiler ne bileyim siz daha düzgün anlatırsınız. Ben o kadar heyecanlandım ki duyunca çok, basit Çünkü bir çok geniş bir uzaydan bahsediyoruz. Bu evrende tek başımıza olduğumuzu düşünmeniz kusura bakmayın ama hiç astronomi bilmemek diyor. Siz astronominin neresine dayanarak bunu söylüyorsunuz? Şöyle şimdi baktığımız zaman biz e, güneş sisteminin etrafında dönen minicik bir gezegenin içinde yaşıyoruz. Tamam. Şimdi güneş sistemi daha üst bir sisteme bağlı. Samanyolu galaksisi. Samanlu tamam. Samanyolu galaksinin etrafında bir nevi tavaf ediyor. Bu tavaf tamam. konusunu özellikle söylüyorum tırnak içinde. O bambaşka bir konu. Başka bir zaman belki ona değiniriz. Ama dünyada yani daha doğrusu yaratılmış her şeyde bu hareket var zaten. Kesinlikle. Var. Atom zerrelerinde Atom da bir, böyle. Bakıyorsunuz atom çekirdeğinin etrafında elektronlar dönüyor. Bu yani dönüş biz, olayı biraz ilginç yani. Evet Üzerine yani şeyde lazım. kutsal topraklarda aynı hareketi yapıyoruz. Yani, tavaf bu noktada tesadüf mü acaba? E, yani ya? semazenlere baktığınızda evet. yine böyle bir dönüş söz konusu. Evet. İsmail Bey sonraki programlar için bize fragman veriyor aslında. Ben ha, öyle değerlendiriyorum. Evet lütfen. Şimdi baktığımız zaman Samanyolu galaksisinde... 250-300 milyar yıldızdan bahsediliyor bakın. Her yıldız sisteminin etrafında aşağı yukarı bizim gezegenimize benzeyen ya da benzemeyen gezegenler var. Bu gezegenler içerisinde belki de bizim gibi zeki yaşam formları var mı acaba diye bizden önce düşünmüşler. Ya bizim bu bildiğimiz gezegenlerden gayrı yani bizim ait olduğumuz bu samanyolu dediğimiz şey sizin anlattığınıza göre çölde bir kum tanesi Kesinlikle. gibi mi? Kesinlikle. Hazreti Peygamber'e ee, ee, ...atfedilen bir hadis e, rivayeti var biliyorsunuz. E, çok ilginç. Özellikle e, bu bizim göklerle, uzayla ilgili... E, ...bu tefekkürümüze de aslında belki bir pencere açabilecek bir e, hadis bu. Diyor ki... E, ...dünya güneşe göre hı hı. çöle atılmış bir yüzük gibidir. Güneş bir üst sisteme göre. tabi orada kürsi ve arş olarak tabir ediliyor çöle atılmış bir yüzük gibidir. Gerçekten de bakıyorsunuz biz bugün uzaydaki yıldız sistemlerine bakıyoruz. Samanyolu galaksinin içerisinde güneş sistemi gerçekten de çöle atılmış bir yüzük kadar küçük. Hatta belki de daha küçük. Şimdi galaksi üzerinden baktığımız zaman bizim Samanyolu galaksisi de yerel grup dediğimiz bir dizi diğer galaksilerle e, beraber baktığımız zaman uzay boşluğunda hareket ediyor. Yerel grup bir üst sistem olan Başak Süper Kümesi'nin içinde Diğer galaksilerle beraber bir üst sisteme tabi Matsushka olmuş. gibi. Evet, evet evet. Hmm. Başak süper kümesi de Laniakea süper kümesi dediğimiz daha üst bir sisteme tabi olarak hareket ediyor. Yani göklerde bir düzen var, bir nizam var. Şimdi bu noktada e, çok önemli bir tespit var. Kardeş ev var. Ve bu noktada sorulmuş sorular var. E, bizden önce yaşayan insanlar da bunu düşünmüşler ve demişler ki uzay bu kadar büyükse, bu kadar çok yıldız varsa Milyarlarca yıldız, trilyonlarca gezegen varsa herkes nerede diye bir soru sorar. Bir bilim insanı çok ünlü bir sorudur bu. Herkes nerede? Yani şöyle düşünün. Siz şimdi bir şehre girdiniz. Şehirde muazzam yapılar var. Ama hiç boş diye düşünüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki herkes nerede ya? Nerede bu millet? diyorsunuz. İşte uzay da o terk edilmiş şehir gibi adeta inanılmaz büyüklükte yaşam barındırması gereken bir sürü gezegen olması lazım. Ama bize şu ana kadar ulaşan yok mu acaba diye bir soru sorun. Belki de ulaştılar. Belki de ulaştılar. Bu noktada önemli bir başlık olsun. Şu, şu güzel kitabı bir kere daha göstermek isterim sizlere. Okusunlar, niye okusunlar? İsmail Bey? E, merak duygusunu tatmin etmek için diye. O sorduğumuz sorulara yanıt evet. veriyor. Hepimizin merak ettiği gizemli taraflara cevaplarını bulamadıklarımıza bir yol açıyor diye düşünüyorum. Okuyun, okuturun. Ne olur kütüphanenizde bulunsun. Hepinizin okumasını şiddetle öneririm. Şimdi ikinci bölümde biraz kainatı konuşacağız dedik. İbn Arabi'nin bir metnini ben izleyicilerimize okuyarak başlayayım. Siz de gerisini getireceksiniz. Yine burada da görsellerimiz olacak bu bölümde. Diyor ki İbn Arabi, hakikat arzında bizim dünyamıza benzer dünyalar gezdim. Bu dünyalar arasında bütünüyle mis kokan bir yer gördüm. Onların dünyasında zamansal olarak bir gün bizim dünyamıza göre pek çok seneydi. Onlardaki zaman kavramı çok farklıydı. Burada hemen bir parantez açmış İsmail Bey. Einstein'ın izafiyet teorisine bir gidin diyor bize. Devam ediyor İbn Arabi. Hakikat arzları içinde başka başka arzlara da gittim ki onların ahalisinin görünümü bütünüyle gümüş rengiydi diyor. Gezdiğim arzlar içinde bana göre en güzel olan arz zaferan arzıydı. Bu arzın ahalisi bizlere karşı çok güler yüzlü ve sevecendi. Oranın yiyeceklerin özelliği herhangi bir ağacın meyvesini kopardığında yerine hemen yenisinin çıkmasıydı. İşlerinden bazıları binaları düşünce gücüyle inşa ediyor, bazıları tıpkı bizim dünyamızdaki gibi araçlar kullanıyordu. Bu arzın ahalisi bitki gibi yerden bitiyordu. Onların cinsel birleşmelerinden çocuk doğmuyordu. Binekleri karadan, denizden ve havadan olmak üzere sürücünün istediği gibi hareket edebiliyor oluşuydu. Bu bineklerin hızlarıysa insan gözünü aciz bırakacak kadar süratliydi. Orada dünyamızdaki renklere hiç benzemeyen renkler gördüm. Altından ve gümüşten çok daha kıymetli madenler gördüm. Orada gördüğüm en garip şeylerden biri havaya benzeyen ama aslında hava olmayan cisimlerin varlığıydı. İbnül Arabi, fütuhat Mekki'ye birinci ciltte anlatıyor benim az önce okuduklarım. Tüylerim böyle diken diken. Şimdi hiç bilmeyenler yeni başlayanlar için. İbni Arabi'ye bunları yazdıran neydi biraz öyle. Başlayalım. Sonrasında kainatın evrenin sırlarına doğru yol alalım. Baktığımızda aslında her bir satır e, Arabi'nin söylemiş olduğu, yazmış olduğu her bir satır aslında baktığımız zaman üzerine saatlerce konuşulabilecek. Ansiklopedi konu. yazılır. Kesinlikle. E, şimdi... E, parantez içinde şöyle bir konuya girmek istiyorum ben İbn Arabi üzerine. Şu anda günümüzde biliyorsunuz antik astronotlar teorisi var. Antik uzaylılar. Yani geçmişte insan olduğunu ziyaret edip insanoğluyla etkileşime geçmiş hı hı. astronotlar üst düzey uygarlıktan başka yıldız sistemlerinden geldiği söylenen varlıklar üzerine çeşitli teoriler var. Bunların başına tabi efsanelerle ve mitolojilerle harmanlayarak semavi kitapları da işin içine katarak yazan çok meşhur yazarlar var. Duncan gibi, <laughs> Tanrıların Arabaları <aramızın gülüyor> gibi, Zekeriya Sitchin gibi. Şimdi bu yazarların da tabii ki e, takipçileri var. Ülkemizde e, bu noktada yazarlarımızın yolundan giden e, çok değerli arkadaşlarımız var. Şimdi bu konuyu bu açıdan değerlendirdiğimizde hiçbirisi ne Danık'ın ne Sitchin Arabi'nin tırnağı olamaz bence. Yaklaşamıyorlar yanına. Kesinlikle. Aynı yani fikirdeyim. Şimdi, Arabi e, 850 yıl önce yazmış bunları. 850 yıl. Şimdi buna hayal kurmuş diyebilirsiniz. Uçmuş diyebilirsiniz. Ama 850 yıl önce yazılan bir metinde. Bugünkü teknolojik baktığımız zaman... E, araçlara çok benzeyen tanımlar görüyorsunuz. Yani... Farklı tamam, yaratılışlardan bahsediyor. Gümüş renkli diyor. Evet. Bir anda anda bahsediyor. yaratılabilen şeylerden söz ediyor. Bu man başka bize bir e, vizyon veriyor aslında. Müthiş bir bakış açısı veriyor. Şimdi e, duruma bu, bu açıdan baktığımız zaman... E, aslında... Dünya bilim tarihinde çok fazla konuşulan bir soru üzerine düşünebiliriz. Birazcık bu konu üzerine de konuşabiliriz. E, diyor ki, e, bir önceki programda da bahsetmiştik biliyorsunuz. Bir bilim insanımız vardı. Demişti ki, herkes nerede? nerede? Böyle bir devasa uzay, kainat ve evren içerisinde sadece zeki yaşam formu olarak bizler mi varız, insanlar mı varız? Bu çok saçma olurdu çünkü. Böyle bir soru çok önemli bir soru. Bu soru üzerinden bir ölçeklendirme yapan bir bilim insanı, kardeşe, diyor ki, evrende eğer gelişmiş bir medeniyet varsa, biz bu medeniyetin izlerini ancak enerjinin izini sürerek bulabiliriz. Çok güzel, mantıklı bir çıkarım. Çünkü normalde biz tarihe baktığımız zaman, yakın tarihimizde, dünya siyaset tarihinde biz dünya üzerinden konuştuğumuzda bile, Dünyadaki en büyük süper güçlerin alametleri nedir diye sorduğumuzda enerjiye olan bağımlılıklarını söyleriz değil mi? Petrol, doğalgaz değil mi? Hatta hatta şunu da söyleyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı. Dünyada savaşların sebebi evet, yahu. Evet, evet, evet. Birinci Dünya Savaşı niye çıktı? Enerji, ham madde arayışı yüzünden çıktı. İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya. E niçin Neyin, bu neyin peşindeydi? Koşuyor. Enerji peşindeydi. Çünkü üretim için enerji gerekiyor. Tamam. Enerji için de ham madde gerekiyor ve kaynak gerekiyor. İşte bu mantık üzerinden düşünecek olursak eğer kardeş diyor ki eğer biz uzayda başka bir gelişmiş medeniyetin izini aramak istiyorsak bakmamız gereken ilk şey tıpkı o dünya savaşına sebep olan süper güçler gibi enerji, enerji, peşinde koşan bir medeniyet olmalı. Peki bu medeniyetin en basit ölçeklendirmeyle sınıflamasını nasıl yapabiliriz? Üst tip sınıflama yapmış kardeşi. Birinci tip medeniyet, ikinci tip medeniyet, Üçüncü tip medeniyet. Birinci tip medeniyet, fosil bazlı yakıtlardan artık kurtulmuş, kendi enerjisini üretebilen, yani doğayı kirletmeden kendi kendine yete yetebilen bir medeniyetten bahsediyor. Kardeşi, birinci tip medeniyette. Peki şu an biz dünya gezegeni olarak birinci tip medeniyet seviyesine uygun muyuz acaba? Hayır, biz hala fosil bazlı yakıtlar tüketiyoruz. Kendi kendimize yetemiyoruz. Hatta doğayı kirletiyoruz değil mi? Şimdi bakıyoruz, ikinci tip medeniyet olarak çok ilginç. Kardeş ev diyor ki kendi yıldızının gücünü ve enerjisini sömürebilecek bir teknolojiye sahip medeniyet seviyesinden bahsediyor. Bunun için de Dyson küresi olarak daha sonraki bir bilim insanının önerisiyle ve e, öngörüsüyle bence müthiş bir öngörü. Bu Star Wars filmlerinde de değiştirilmişti zaten. Hı. Dyson küresi fenomeni. Nedir bu? Verelim ekrandan. E, ekrandan fotoğraf Bir numaralı görseli ekrana verebilir miyiz arkadaşlar? Bu küre bize ne anlatıyor? Şimdi bu gördüğümüz küre tabii ki e, bu bir hayal ürünü. Onu söyleyeyim. Aha, yani aha, böyle aha. bir küre yok. Tabii tabii. Fakat sadece bir e, akıl yürütmeyle, bir mantık yürütmeyle, geçmiş dönem e, bilim insanlarının yapmış olduğu bir öngörüyle gelişmiş bir medeniyetin izlerini sürmek için e, karşımıza ne çıkabilir? İşte Dyson küresi çıkabilir. Nedir Dyson küresi? Normalde biliyorsunuz biz şu anda e, güneş enerjisini dünyada kullanıyoruz değil mi? Yani paneller kuruyoruz. Aha güneş enerjisini kullanmak bir medeniyetin göstergesi olarak görülüyor. Hatta bizim ülkemizde bile eleştiriler var. Niçin güneş enerjisini yeteri kadar kullanmıyoruz? Çünkü bizim e, coğrafi olarak bizim coğrafyamıza güneş ışınları geliyor, bizi ısıtıyor, akşam oluyor gidiyor. Fakat işte bu ışık aslında aynı zamanda bir enerji. Yani enerji israf oluyor. Biz bu enerjiyi niye kullanmıyoruz kardeşim diye bir soru var. İşte Dyson diyor ki bu küre yıldızın Enerjisini israf etmeden tamamını kullanmak için tasarlanmış bir küre. Ve bu küreyle o uygarlık 3 düzey teknolojikte, teknoloji seviyesinde üretimini destekleyebilmesi için ihtiyacı olan enerjiyi kullanıyor bu küre sayesinde. Yıldızının kendi tabi olduğu, tıpkı bizim güneşimiz de <laughs> biliyorsunuz bir yıldız. Tıpkı bizim güneşimiz gibi kendi tabi olduğu yıldızının enerjisini bu küredeki paneller sayesinde kontrol ediyor, alıyor, yutuyor ve üretimde kullanıyor. Enerji muazzam bir... level yok. yani evet, bahsedilen... Zaten aslında her bir yıldız aslında bir nükleer bir reaktör gibi aslında çalışıyor. Normalde bugünkü <laughs> nükleer enerjinin temelinde ve bu yıldız sistemindeki enerjiler vardır yani bu nokta. Hidrojen bazlı olarak söylüyorum. Çok çok önemlidir. Şimdi yıldızdan çıkan ışığı hapsettiğiniz zaman ne oluyor sizin? Yıldızınız dışarıya ışık vermiyor. O zaman siz dışarıdan sizi izleyen bir insan için karanlıkta kalmış oluyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Şu anda oturduğumuz bu ortamda... Işıkların kapatsak, etrafını kapatsak onların enerjisini sömüreceğiz diye. Dışarıdan bakanlar bizi göremezler göremez. değil mi? Burası karanlık olur. Şimdi lütfen sıradaki görsele geçelim. İki numaralı görseli ekrana verelim arkadaşlar. Birbiriyle bağlantılı mı evet, bu anlatacaklarınız? Evet İki numaralı görseli ekrana verelim. Şimdi 1980'li yıllarda araştırma yapan bir ekip uzayda karanlık boşluklar fark etti. Şimdi gördüğünüz <laughs> temsili bir resim. Ve tam olarak çoban boşluğu değil, ee, insanlar bizi e, izleyenler daha rahat anlasınlar diye bu görseli kullanıyorum. Şimdi çoban boşluğu diye bir boşluk, devasa bir boşluk. 300 milyon ışık yılı genişlikte bir boşluktan, bir karanlıktan bahsediyoruz. Şimdi, uzayın içerisinde Big Bang'den bu yana 13.7 milyar yıldır Aha. bugüne kadar büyük bir patlama ve tabii bir patlama konusu farklı da e, tanımlanabilir ama müthiş bir genişleme var. Yıldızlar, galaksiler genişliyor. Şöyle düşünelim. Elimizdeki bardağı düşünelim. Masaya dökelim. Bardaktaki su hacim boyunca yayılmaya başlayacaktır. Ama bardaktan su akarken masanın belli yerlerinde boşluk kaldığını düşünün. Akış yolunda. Birazcık acayip olur değil mi yani? Bu bardaktaki su neden burayı es geçti? Yandan dolandı ve böyle gitti. İşte bu boşluklar da uzaydaki boşluklar da böyle. Yıldızlar saçılıyor. Aa bir bakıyoruz. Orada bir boşluk var. Kim var o boşlukta? Sorusunu sormak Herhalde bu Dyson küresiyle ile ilintilendirdiğimizde küresi karanlığa gömülmüş gelişmiş Aynen. bir medeniyet olabilir mi olabilir acaba mi? diyoruz. Yine kesin konuşmuyoruz tabii bu bir yorum. Tabii grup. tabii biz evet. burada Aynen. Bir biraz beyin fırtınası, fırtınası yutuyoruz yani. Şimdi baktığımız zaman bu karanlığın içerisinde aslında hiç de öyle sanıldığı gibi boşluk yok. Aslında içinde bazı galaksiler var. Eğer bazı galaksiler var. Belki de Dyson küresi ve Kardashev ölçü üzerinden düşünürsek oradaki bir medeniyet Dyson küresinden çok daha gelişmiş bir sistemle çevresindeki yıldız sistemlerini işgal etti, sömürmeye başladı ve hepsinin etrafını kapattı. Çünkü ışık enerji demek, enerjinin kesinlikle israf olmaması gerekiyor ve hepsinin etrafına kurmuş olduğu panellerle belki de belki de bu enerjiyi sömürdüğü için biz orayı göremiyoruz. Şimdi bu boşluk e, az önce de söyledim. Bu fotoğraf temsili bir fotoğraf. <laughs> Burası çoban boşluğu değil. Sadece izleyenlerimiz anlasın diye bu, bu görseli kullanıyorum. Normalde çoban boşluğu bir ucundan bir ucuna 300 milyon ışık yılı uzaklıkta. Şimdi bu uzaklığı ve büyüklüğü algılayabilmek için şöyle bir örnek verelim. Dünyadan bir örnek evet, verirsek. dünyadan bir örnek verelim. Şimdi dünyamızın ekvator çizgisinin genişliğinden bahsedelim ya da çapından bahsedelim. Dünyamızın çapı 12 bin küsur kilometre. 12 bin küsur kilometre. Işık hızının saniyede almış olduğu mesafe 300 bin kilometre yaklaşıyor. Yani ışık bir saniyede 300 bin kilometre gidiyor. Bu hızla 300 milyon yılda giderek ancak bir ucundan bir ucuna ulaşabiliyor. Bu kadar korkunç, korkunç bu bir büyüklük uzaklık. Korkunç bir. Ekvator çizgisi 40 bin küşür kilometre. Yani bir saniyede siz kaç defa dolanırsınız Saniyede 300 bin kilometrelik hızlı bir araçla. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte böyle korkunç bir büyüklük, böyle devasa bir yapı. Bunun içerisinde sınırsız bir galaksi var, farklı teoriler var. E, bu boşluğun içinde ne olduğuna dair tartışmalar açık bir konu. Biz de sadece bir yorum yapıyoruz. Acaba burada zeki bir medeniyet olabilir mi kardeşe ölçeğine göre? İbni Arabi'nin de metinlerine yansımış bu ifadeler. Evet. Ya yani birbiriyle örtüşüyor baktığınız zaman. Kesinlikle. Bizim bilmediğimiz ha izleyici bu noktada şunu merak edebilir. İbni Arabi bunları nereden biliyor? Bir astral seyahate mi çıktı? <laughs> zamanda yolculuk mu yapıyor? Ne yapıyor? Yani nasıl bilebilir? Evet. Bu, bu bunlar sıradan ifadeler, hakikaten değil. Ve bilimin geldiği teknolojik keşiflerin o teleskopların gidebildiği, görebildiği yerleri de azıcık düşündüğümüzde imkansız değil ya bunlar. Kesinlikle yok değil. diyemiyoruz yani. Diyemiyoruz yani. Şöyle denilebilir belki. Bugün ışıktan daha hızlı giden evrende biz daha üst düzey bir hız birimi bilmiyoruz. Yani hı hı. Uzayda evet. ışıktan daha hızlı giden bir evet. birim yok. Ama şimdi baktığımız zaman çoban boşluğu bize çok uzak, yani çok çok uzak. Ee, yaklaşık olarak 300 milyon yıllık bir <laughs> ışık hızıyla bahsediyorum. Bir mesafeden bahsediliyor. Şimdi 300 milyon ışık yılı. Siz ışık hızına sahip bir araca binseniz bile 300 milyon yılda ancak dünyaya gelebilirsiniz. Fakat burada acaba bu medeniyet uzay zamanı bükebilecek bir teknolojiye sahip mi? Şimdi bu da var. Eğer siz uzay zamanı bükebilecek bir güce sahipseniz sizin için mesafelerin zamanı bakın zamanı bükmekten bahsediyoruz. Zamanı büken bir medeniyet için zaman nedir ki? Zaman, zaman sadece bize zaman, ait benim, bir ifade mi? Ondan bile emin değiliz. hani. Bu dünyaya ait bir terminoloji. Kesinlikle. Zaman belki de. Kesinlikle. Ki şimdi yani bilenler diyecek ki evet vardı böyle öyle yani. Nesi evet, evet. bunun tuhaf diyebilir çünkü Einstein bundan bahsediyor. Einstein bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de zamanla ilgili ifadeler bildiğim kadarıyla sizin saymakta olduklarınızdan biniyor. Bizim katımızda bir gün, gün gibidir. gibidir. Yani Hatta, zaman bize özel tasarlanmış. Şimdi. Bir şey. Ama orada nasıl bir zaman var? Zaman var mı? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yine koca bir bilinmezlik. Peki bu boşluk de. sadece e, çoban boşluğu mu? Hayır. Bundan çok daha büyük boşluklar var. Yani bu yorumla bu mantık yürütmeye gidersek belki bu medeniyetler çok daha büyük medeniyetler de olabilir. Bir de KBC boşluğuna bakalım isterseniz. Son görselimizi bir ekrana verelim arkadaşlar. 3 numaralı görsel. Bakalım buradan bize ne anlatacak? Evet burası da az önce göstermiş olduğumuz çoban boşluğundan çok daha büyük bir boşlu. Yine temsili bir görüntü. Burada da bir karanlık var. Burada da bir gizem var. Burada da bir muamma var. Acaba bu boşluğun içerisinde neler var? Bunu da bilmiyoruz. Ama Dyson küresi üzerinden düşündüğümüzde, kardeş ev ölçü üzerinden düşündüğümüzde, yani yüksek medeniyetlere sahip bir zeki yaşam formunun enerjiyi hapsetmesi, o yıldızının ...ışığını kapatması demek oluyordu. E, yıldızın ışığı kapanırsa ne oluyordu? Karanlıkta kalınıyordu kalıyordu. Yani dışarı bakanlar göremiyordu. İşte acaba, acaba, acaba özellikle kullanıyorum. Çünkü kesin konuşmak istemiyorum. Hiç kimse kesin konuşmamanın bilmediği konular üzerine. Acaba burada zeki bir yaşam formuna Hayır, bir iz, iz, iz mi vardı? Ya Nasıl bir başlamıştık vardı? hatırlayın. Dünyadaki daha doğrusu kainattaki tek yaratılmış zeki form biz olamayız. Peki insanlık bizim bu gezegenimiz dünya ve bizim ulaşabileceğimiz noktalarda da biz yine kendimizi aşacak mıyız? İsmail Bey baktığımız Şimdi zaman medeniyetlerin ilerleyişine. Astronomi işine... üzerinden baktığımız zaman, astronomi üzerinden baktığımız zaman bizim uzay çalışmalarımız yani dünya uygarlığı olarak baktığımız zaman daha henüz çok yeni. Bebek 60 yıllık yani çok yeni daha yeni 1969 daha aya çıkıldı biliyorsunuz. Bu noktada yapılan çalışmalarda şu anda biliyorsunuz 2030'lara doğru Mars'a insanlı araç gönderme noktasında çalışmalar var. Ee, şimdi biz daha kendi güneş sistemimizin dışına çıkamıyoruz. Bizim güneş sistemimize en yakın bir başka yıldız sistemini düşünelim. Ona bizim mesafemiz 4,5 yıl. Yani 4,5 ışık yılı diyelim. 4,5 ışık yılı. 4,5 yılda gidiyoruz. Evet gidiyoruz ama ışık hızına sahipse. Işık sevim. hızına yani sahipse. Özellikle Aha. böyle bir e, parantezinde söyleyelim. Işık hızına sahip değiliz biz şu anda. Ama vele ki ışık hızına yakın bir aracımız oldu. Işık hızında bizim o yıldıza gitmemiz yani bizim güneşimize en yakın yıldıza gitmemiz 4,5 sene sürüyor. Onun da etrafında gezegenler var. Eğer varsa bir gelişmiş yukarılık izlerini şu an için henüz göremedik. Orada herhalde tanışmamız mümkün olacaktır. Gelecekte belki. Temas ettiğimizi düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle e, tarihsel metinlere baktığımız zaman bence buna dair izler var. Mesela mesela Tevat'in e, yanlış hatırlamıyorsam e, Hezekiel bölümü olması lazım. Burada e, bir bir nevi bir karşılaştırmadan bir bir karşılaşmadan ve bir, bir temastan bahsediliyor gibi sanki. Hatta çok bilinir konuyla ilgilenenler bilir konuyu. Hezekiel peygamber bir olaydan bahsediyor. Gökyüzünden ateşler içinde bir araç indiğini. Tevrat'ta anlatılıyor bu. Bu aracın içinden insana benzeyen varlıklar indiğini ve kendisiyle görüştüğünü. Hezekiel de onlara tanrı diyor. Ve e, kendisine bir, bir takım mesajlar verdiğinden bahsediyor. Tevrat'ta geçen bir bölüm bu. Ve bunun çok benzerleri Biliyorsunuz antik tabletlerde de var. Sümer tabletlerinde de var. Zaten Anunna-i fenomeni de böyle çıktı biliyorsunuz. Yani Zekeriya, Sitçinler, e, Danıkınlar vesaire falan filan. Ama onlardan yüzyıllar önce bizim Arabi yazmıştı. Ara. Yani tarihteki metinlerde bunu, bunu bize işaret edecek birçok şey var. Şu olabilir şey var. mi? Kuantum fizik alanındaki keşifler ve orada da o akıl almaz e, durumlar, bize fenomen gibi bir takım fenomen gibi gelen şeylerin kuantum fizikle olabilirliğinin Bence kanıtlanmış olması size ne düşündürüyor? Ya şimdi kuantum meselesi gerçekten çok ilginç. Biliyorsunuz kuantum e, boyutuna baktığımız zaman fizik, fizik kurallarının da dışına çıkmış oluyoruz. Evet. Yani e, Einstein biliyorsunuz sarsmıştı. Özellikle Newton fiziğinin bazı hataları olduğunu evet, görmüştük. Evet. Hı -hı. Ve bu noktada baktığımızda zamanda bile yolculuk yapabilmenin bir nevi yeterli teknolojiye eğer müsaade ederse mümkün olabileceğinden bahsetmişti Einstein'ın izafiyet teorisi. Şimdi kuantum üzerinden baktığımızda ise biliyorsunuz çift yarık deneyi diye bir şey var. Ya akıl alır gibi bir şey değil yani inanılmaz bir şey. En yalın belki şimdi izleyicilerimiz izlemeyenler için o deneyin nasıl yapıldığına dair videolar servis edildi insanlar anlattı. Evet. Ama en yalın haliyle söylersek atom altı parçacıklar izlendiğinde daha doğrusu izlendiğini fark ettiğinde farklı hareketler, farklı hareketler yapıyor farklı davranıyor bir gözlemci etkisi var. Şimdi daha da belki basit şöyle söyleyebiliriz. Fizik boyutundan baktığımızda atom altı parçacıklar <laughs> fizik kurallarına aykırı işler yapıyorlar. Yani evet. Evet yani en basit böyle söyleyelim aslında. Bu noktada Bu diyorsun. Evet. Hayır diyor. Ben böyle davranıyorum diyor. Kuantum ve Bilim adamlarını bilim dünyasını şaşkına çeviren bir deney. Kesinlikle. Şey, yani kuantumun bize gösterdiği şey şu. Her şey mümkün. Yani bugün bize en saçma gelecek herhangi bir fenomen bile kuantuma göre mümkün olabilir. İlginç. Yani bu tabii üzerine hala çok yeni bir alan. Bu kuantum üzerine yapılan çalışmalar baktığımız zaman hani bize bir noktada kesin bir şeyler söyleyebilmemiz mümkün kılmıyor. Hı hı hı. Ama mesela bu dolanıklık üzerine de biliyorsunuz çok önemli bir e, geçmişte hatta ödül de alındı. E, İsviçre'de Nobel hı hı, hı. ödülü. Bu kuantum üzerine verilmişti. O yüzden çok yeni bir alan bu nokta üzerine yapılan çalışmalar bizi nereye götürecek? Bekleyeceğiz ve göreceğiz yani yani e... Yani Az önce konuştuğumuz gibi şimdi biz ne, ne biliyoruz evrendeki en hızlı durum ışık hızı değil evet. mi? Ama atom altı parçacıklar bu deneyden da, yola çıkarsak şimdi. ışık hızından daha hızlı haberleşiyor. Evet, evet. Daha da hızlısı var anlamına geliyor. E bu da bizi Az önce konuştuğumuz mevzuya getiriyor aslında. Hı hı. 300 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir uygarlığın bize ulaşması normalde baktığımız zaman fizik kurallarına göre imkansız. Mümkün değil imkansız. Ama kuantum üzerinden bakarsak işte de imkansız değil. Belki işte bizim e, bu dünya medeniyeti de bu keşiflerle belki aşacak. Yeni bir seviyeye çıkacak. Bunların hiçbirinin cevabını henüz Bilmiyoruz İsmail uçuk mu konuşuyorum. Ya aslında aslında <laughs> yani insanların uçuk gelebilir ama bu bugün bu benim dünyasını konuştuğu e, konular, bu başlık <laughs> baktığımız zaman. Yani sönde yapılanlar Allah aşkına yani e, baktığımız Akıl olur zaman gibi evet, değil yani akıllı gibi değil. E, şimdi biz tüm bu e, bulgular üzerinden farklı disiplinleri de okumalıyız. Yani sadece bir tarihçi tarih okumamalı. Bir fizikçi sadece fizik okumamalı. Yani bir doktor sadece tıpla ilgilenmemeli. Biz eğer kendimizi geliştirmek istiyorsak, medeniyetin gelişmesine kavga sağlamak istiyorsak, hı hı. hem tarih okumalı, hem arkeoloji, hem antropoloji, hem fizik, hem kimi, astronomi, hem matematik, hem astronomi. Bunların hepsini bütün, olarak... Bütün disiplinlerin onları... iç içe geçtiği bir çağdayız bence. Kesinlikle, kesinlikle. Bunları parçalara ayırmak, doğruya erişmemizin önüne geçecek gibi duruyor. Keza kesinlikle. siz araştırmalarınızı çok boyutlu yapıyorsunuz böyle baktığımızda. Bu bilmediğimiz galaksilerdeki... E, insandan gayrı yaratılmışlar, varlıklar adına ne dersek artık. E, bu dünya gezegeninde gelip bir medeniyet kurmuş olabilirler mi? Aslında Esra tam da bu konu üzerine yazmıştım e, Ferla Hanım. Esra evet. özellikle son bölümünde bu konuda kişisel, kişisel yorumlarımı paylaşmıştım aslında. Bence e, böyle bir şey mümkün olabilir. Eğer varsa bir zeki yaşam formu, yani kalkıp da C biz geldik diyecek halleri yok. Aramıza karışabilirler bizimle beraber yaşayabilirler ve bizim ruhumuz bile duymaz. Bu noktada baktığımızda belki de her birimiz bu noktada onlarla iç içe yaşıyoruz fakat tanımıyoruz, bilmiyoruz. Hatta belki de kendileri bile artık bunun farkında değiller. Şimdi baktığımız zaman az önce bahsetmiş olduğumuz mitolojik hikayelerde ne demiştik? Tanrılarla insanlar bu dönem destanlara göre bir arada yaşıyorlardı, beraber yaşıyorlardı. Antik Yunan mitolojisinde Tanrılar Kralı Zeus insanlarla evleniyordu. Onlardan melek çocuk. Her bile. Bile bakalım. Herkül bir melez çocuğudur mitolojiye göre baktığımız zaman. Ve bu çocukta olağanüstü güçler var. Onun destanları anlatılıyor. İlginç bir şey bu sorunuza bağlayacağım bu konuyu. Truva Savaşı'na bakıyoruz. Truva Savaşı'nda Truva önlerine gelen hı hı. ordunun içinde kim var? Herkül'ün torununun torunu var. Şimdi destana baktığımız zaman destan oraya katılan savaşçıların soylarını, neseplerini anlatıyor. Diyor ki falan tanrının soyundan gelen falan falan bu savaşta yerini aldı. Herkül'ün soyundan gelen onun oğlunun 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 oğlu bu savaşa geldi yerini aldı. Savaş başlıyor. Destana göre yani bunu e, izleyicilerimiz okuyabilirler. Tamam hani bu destandır, mitolojidir, efsanedir ama bir de bu gözle baksınlar bakalım. İlyada destanını alsınlar. Truva Savaşı'na giden savaşçıların nesillerine, soylarına evet. baksınlar. Evet. Kitapta anlatmış. Çok ilginç. Farklı bir açıda bakarsak ilginç bir fotoğraf çıkıyor önümüze. Tanrılar dağa inen bir savaşla bir nevi bu savaşı takip ediyorlar. Şimdi tanrılar bu savaşı izlerken kendi aralarına bir karar alıyorlar. Biz bu savaşa katılmayacağız. Tarafsız kalacağız. Ama tarafsız kalabiliyorlar mı? Kalamıyorlar. Neden? Çünkü orada çocukları savaşıyor. Çocukları savaşırken o tanrılardan bir tanesi şimdi isim vermeyeceğim. Kendi soyundan gelen bir savaşçıyı görüyor. Ölmek üzere. Hemen aşağıya iniyor. Araya giriyor. Yani bir nevi okulda dayak yiyen yani çocuğunun dayak yemesini önlemek için araya giren bir anne gibi düşünün. Araya giriyor, çocuğunu kurtarıyor ve bir uçan araç geliyor. Onları oradan alıyor ve hastaneye götürüyor. <laughs> çok ilginç. Bu noktada eğer bu açıdan bakarsanız çok ilginç anıtlar çıkar. Ya tabii mitolojiye sadece mitoloji, masal, destan. Ya bu kafayla bakarsanız zaten bir yere gidemeyiz. Ama bizim yayından önce sohbetimizde İsmail Bey çok önemli bir şey söyledi. Şimdi bu dünyanın geçirdiği, bu gezegenin geçirdiği devinimleri bir düşünsenize. Bir zamanlar bizim şu an kıtalara ayrılmış halimiz kıta bile değildi. Hepsi birleşikti. Şimdi bir şeyler yaşanmışsa bile diyor İsmail Bey günümüze kadar gelip onu bizim bulabilme ihtimalimiz yok diyor. Ne şöyle kadar düşünelim. geriye gidemeyiz demiştiniz. Yani şimdi şöyle düşünelim 10 milyon yıl öncesine gidin Anadolu diye bir yer yok. Evet. Burada bir deniz var. Evet. E Tetis Denizi hatta bir okyanusun parçasıydı daha önce ve e Anadolu diye bir coğrafya yok. 10 milyon yıl önce. Şimdi bakıyorsunuz dünya büyük bir kıtaydı. Sonra parçalar ayrıldı. Sonra tekrardan birleşecek. Yani bir nevi biçer döver gibi. Üzerinde böyle de yani kalmayacak şimdi... yani. Onu tabii, bilin tabii, de. Tabii tabii. Şimdi bu az önce aslında bu konuya bu yüzden girdik. Yani farklı alanlara biraz bakmak lazım. Ve jeolojiye de bakmak lazım ki tarih yorumlarken buna veriyorum. Şimdi şöyle bir soru geliyor. Kardeşim böyle medeniyetler varsa bize niçin izi ulaşmamış? E Bu, bu arkadaş birazcık jeoloji okusa, jeoloji alanına baksa bunun neden bize ulaşmadığını çok rahatlıkla göreceğiz. 1 milyon yıl önce yaşayan bir uygarlığın bize mesela günümüze ulaşma ihtimali var mı? 1 milyon mı? yıl ulaşır da yani mesela Kaç 10 milyon yıl, 15 milyon ha, yıl, 20 ulaşmaz. milyon yıl, 30 milyon yıl mümkün değil. Çünkü karalar e, şimdi yeryüzü hareket ettiği Hı -hı. için bir çerbe gibi üzerindeki her şeyi yok ediyor. Yani e, çok büyük böyle şanslı bir kazıya denk geleceksiniz de. Mesela az önce konuştuğumuz kazılar. Bunlar da baktığımız zaman hani gerçekten e, çok nadide eserler. Başka örnekleri yok. Aslan adam örneği. Evet konuştuğumuz konular üzerinden baktığımızda 14 bin yıllık oyuncak baktığımız zaman. işte elimizde kalanlar, yani elimizde kalanlar çok sınırlı. Çok var sınırlı. ama çok sınırlı. Çok sınırlı ve bunların da baktığımız zaman sınırlı olmasının sebebi yeryüzünün hareketleri zaten. Sorunuzun cevabı da bu da gizli. Şimdi sona yaklaşırken bir özet yapmamız gerekiyor. İki bölümü de içine dahil edecek şekilde bu bölümü izliyor. ilk bölüme hiç bakmadıysanız lütfen gidin izleyin. İnanılmaz bir bölümdü. Özette baktığımızda bir kendi e, dünyamız ve kayıp tarihimizi göz önünde bulundurduğumuzda e, tek insan, tek yaratılmış sen değilsin dedik. Evet. Çünkü başka e, insanımsı mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Bunu da e, az önce efsanelerden yola çıkarak değil, antropoloji ve arkeoloji verilerinden yola tabii, çıkarak bu cümleyi kurduk yani. Hatta evet. e, iki tür birleşmiş, e, Avrupa'da özellikle yüzde dört... Ne yandan e, Evet insan yani bizim türümüzde homo sapiense dair yüzde dört olmayan bir bulguya rastlanmış. Neandertal DNA'sı var. Evet. Ee, i̇kincisinde biraz daha ikinci bölümde sınırlarımızı genişlettik. Kainata gittik. Evet. İbn Arabi'nin bir metnini okuyarak başladık. Ve o metinde söylenenlerin mümkün olabileceğinde e, görseller üzerinden ve anlatımıyla bize biraz kanıtladı aslında İsmail Bey. İnanmak artık inanmamak size kalmış. Kendi araştırmanızı da yapabilirsiniz. Tabii. Biz bu yayınlarla aslında bir nevi yol açıyoruz. E tabii bir işaret fişeği bir, bir nevi yok. şuna sahip onlar aslında. İkinci bölümün özetinde de şu denilebilir. Yani bu kadar geniş bir e, uzayda sen nasıl tek gezegen, tek e, zeki yaşam formu olduğunu düşünürsün. İnanılmaz bir genişlik var. E, başka başka galaksiler bizim ulaşamadığımız, erişemediğimiz uzaklıklarda... E belli ki ne tek insan türüyüz, ne tek Peki, gelişmiş efendim. yaşam formuyuz, ne tek gezegeniz. Kesinlikle. Yani insanın beynini yakan sorularla programı tamamlıyorum. İlk bölüme dair ve ikinci bölüme dair sizin kendi tezlerinizi almadım ama. 1 benim kendi tezlerim kitabımda bölüm. var bölüm. aslında. Hı hı. Evet Esrar-ı Havas da var. Hı hı. Ee, genelde e, esrar Havas e, e, kitabının ismine takılanlar var. Şöyle bir yanlış anlaşılma var. Havas'tan dolayı kitabı büyük kitabı falan zaten <laughs> arkadaşlar olmuş. Hayır değil arkadaşlar. Bu sadece Havas e, kelimesi aslında seçkinler demek. Elitler demek. Esrar da gizem ve sır demek. Aslında esrar Havas seçkinlerin, elitlerin sırrı anlamına geliyor aslında. Bu noktada baktığımızda. Neden? Kitap kapağında böyle bir görsel var. Çünkü ki. kitap kapağındaki zat aslında o seçkinlerden birisi. Tutankamun 18. Hanedan evet. Firavunlarında az önce konuştuğumuz o Mısır tarihindeki evet. e, Yeni Krallık dönemindeki 18. Hanedan Firavunlarında Tutankamun kendisi Tanrıların soyundan gel geldiğini iddia eden bir soyun devamı. E, bu yüzden kullandım. Kitabın devamı da geliyor tabii ki. O bağlantıları devamlı da kuracağız kitabın içerisinde. Son söz. insana, medeniyete, insan dışı formlara, kainata dair İsmail Bartlak ne der? Merak etmekten asla vazgeçmemek lazım. <laughs> merak ilmin hocasıdır, öğrenmenin de yarısıdır. Ne güzel. Bu noktada merak etmekten, araştırmaktan, sorgulamaktan asla vazgeçmeyelim. Her bilgiyi de direkt doğruymuş gibi kabul etmeyelim. Bizim şu an söylediklerimize dair. Biz de yanılabiliriz, biz de insanız. Bizim yorumlarımızda da hata olabilir. Arkadaşlar kendi araştırmalarını ve sorgulamalarını yapsınlar. Ama asla ve asla merak etmekten vazgeçmesinler. Einstein'ın bir sözüyle kapatalım. Bu merakın e, sebebine der belki size de bir fikir verebilir. Ben de İsmail Bey'den öğrendim. Tanrı'nın düşünme biçimini anlamak istiyorum Aa, demiş. Müthiş Bak, çok müthiş bir cümle hakikaten. Ta, yani tüm bu keşifleri yaparken, bu kadar formüllerin içinde gezinirken dolaşırken. Motivasyonu bu. Motivasyonu Tanrı'nın düşünce biçimini anlamaya çalışıyorum diyor. Müthiş bir tespit gerçekten. Müthiş bir cümle, müthiş de bir son oldu bu program için. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza teşekkür sağlık. Ederim. Çok teşekkür ederiz. Biz sizi yine görmeyi isteriz yayınlarımızda. Evet. Yine yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Esrar Havası okuyun, alın lütfen. Ee, i̇zlediğiniz için de hep olduğu gibi sizlere teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.